Can TV Spor Ekstra'dan iyi akşamlar sevgili seyirciler. 15 günlük bir aradan sonra yine sizlerle birlikteyiz. Geçen hafta şehirdeki gerginliklerden dolayı ve yaşanan sıkıntılardan dolayı program yapamamıştık. Bu hafta bu boşluğu, en azından bu arayı kapatıp Spor Ekstra ile tekrar huzurlarınızdayız. Mehmet Altındağ ve Saffet Azbay ile birlikte yine bu akşam Spor Ekstra yapmaya çalışacağız. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Siz sevgili izleyicilerimize de tekrar merhaba diyerek programa başlıyoruz. Bildiğiniz gibi önemli bir haftayı geride bıraktık. Her iki takımımız açısından da Diyarbakırspor çok önemli bir galibiyet elde etti. Tabii galibiyetin niye önemli olduğunu az sonra değerlendireceğiz. Rakiplerle aramızdaki puan farkını, ligdeki durumumuzu, takımın durumu, oynanan oyun, oynanan futbolla ilgili bu akşam yaklaşık bir 45 dakika Diyarbakırspor'u değerlendireceğiz. Yine programın başlamasına bir saat kala paylaştığımız bir sosyal medyada, Facebook'ta paylaştığımız bir sorunun cevaplarını, yorumlarını canlı yayında okumaya çalışacağız. Epey de ilgi göstermişsiniz. Teşekkür ederiz buna. Öte yandan Ahmet Spor'un bildiğiniz gibi İnegöl karşısında almış olduğu bir puan var. Yine Fenerbahçe karşısında 3-3 kaldığı bir karşılaşma var. Bunların değerlendirmelerini ve gelişen spor olaylarını Mehmet Altındağ ve Saffet Azbay'la ve sizlerle değerlendirmeye çalışacağız. Hemen biz puan durumuyla başlayalım. İkinci ligdeki puan durumuna bakalım. Ligin ikinci yarının önemli başarılarına imza atan Sivas Belediye Tokat'ı 6-1 ile yendi. Gümüşhane Karagümrük'ü 1-0'la geçti. Gümüşhane bizden puan aldı. Bizi yendikten sonra bir yükselişe geçti. Fatih Akkel'le. Aydın 1923 Ankara Gücü'nü 1-0'la yendi. O da ikinci yarıda transferlerle gündeme gelen bir kulüptü. Belediyenin bir desteği var Aydın 1923'e. Geçti. Evet, Bucaspor Keçiören Gücü karşılaşması uzun süre 2-1 önde götürdüğü karşılaşmayı son dakikalarda 7 golle 2-2 tamamlamak zorunda kaldı Bucaspor. Ki bu hafta içerisinde çarşamba günü sanıyorum Ahmetspor'la erteleme maçı oynayacaklar. Bu maçta Ahmetspor için de çok önemli, Bucaspor için de önemli. Bucaspor kendi sahasında Ahmetspor'u konuk edecek erteleme karşılaşmasında. Manisa Spor Tepecik Spor'u 1-0'la geçti ve puan farkını yavaş yavaş açmaya başladı. Kartal Spor, hani Manisa Spor'la ilgili şunu söyleyebiliriz. Transfer yasağı var. Devre arasında ekonomik anlamda sıkıntılar vardı. Futbolcunun bir kısmı ayrıldı. Kalan sahalar bizimdir. Neticesinde kalanların ekonomik açıdan paralarını falan ödediler. Aynen. Şu ana kadar da iyi gidiyorlar. Tepeci 1-0'la geçti. Bana Kopti 9 puan, yani bir sonraki sonra kapanmaz yani. Tartışılır. Niye biliyor musun? Ankara Gücü çünkü çok kötü gidiyor. Tartışılır. Yani Kocaeli iyi gidiyor. İstiklal ondan gibi. Sonra takibinde olan takımlar Keçiören işte mesela bu maçta mağlup bir puan aldı. Galip gelseydi o da biraz daha yanaşacaktı ona. O yüzden lig bitmeden bence erken konuşmamak lazım. Biraz sonra Mehmet abiye de sorarız. Kartal Tuzla Spor'a 4-2 mağlup oldu. Tuzla Spor'da ikinci yarının evet iyi Fırat takımlarından biri. Mağlubiyet almadan devam ediyor. Aynen. Beraberliği de yok değil mi? Yok. Evet. İnegöl Ahmet Spor karşılaşması da 0-0 bitti. Ahmet Spor bu karşılaşmada önemli pozisyonlar elde etmesine rağmen, iyi oynamasına rağmen bir puanla yetindi. Maçta da olay çıkmamasının, herhangi bir siyasi slogan atılmaması da sevindirici bir olay diyelim bunu. Eyüp Kocaeli Birliği karşılaşması, Eyüp kendi sahasında 2-0'la mağlup oldu. Kocaeli
bizim eski futbolcumuz Erhan Şentürk'ün gerçekten iyi oyunuyla haftalardır Kocaeli'yi taşıyor. Uçuruyor yani. Evet. Tarsus İtmanyurdu Ankara Demir'i 1-0'lık skorla geçti. Resmen can suyu diyebileceğimiz bir 3 puan aldı. Ligde kalabilir mücadelesi veriyor. Tarsus'tan bir maçtır. Evet. Manisa 47 puanda, Kocaeli Birlik 38 puanda. Dediğimiz gibi yakın. Ankara Gücü 35 puanda, Keçiören 35 puanda, Tuzla 34 puanda. Tabii ben şeye bakıyorum. Yani Manisa'yla Manisa'dan sonra kim şampiyon olacağı bakıyorum. Nedir o? Ahmetspor'un playoff grubunun içerisindeki pozisyonu ne olacak? Mesela Buca'yı yendiği takdirde bir basamak üste çıkacak. Bir diğer karşılaşması da Sivas'la. Kendi, o da deplasmanda değil mi? Deplasmanda. O da deplasmanda. Evet. 15 Mart'ta oynayacak. Puan durumu böyle. Ahmetspor 28 puanla 2 maç eksiğiyle 8. sırada. Bu grubun son maçta son sıralarına bakalım. Çünkü son sıralar karıştı gerçekten. Tarsus İdmanyurdu 17 puanda. Çarşamba günü oynayacağımız Buca Spor 15 puanda. Olası bir galibiyetimizle Buca Spor biraz daha ligde artık düşme gözüyle bakabiliriz. Ancak Buca'nın da 2 maç eksik tabii. Evet, 2 maç. O da kupadan dolayı 2 maç eksik. Suat Kaya ile onlar da iyi oynuyorlar ama bir türlü kazanamıyorlar. Tarsus, inşallah. Tarsus'la Tepeci'nin de biraz maçları eksik. Yani eksik maçlar olacak. Tarsus'la? Tepecik. Tepeci'nin. Evet, o da kupadan biraz eksik. Kartal Spor 22 puanla sevgili seyirciler. Eyüp Spor'un 23 puanı var. Ankara Demir'in 26 puanı var. Karagümrük 27 puanda, Tepecik 27 puanda, İnegöl 27 puanda, Sivas 27 puanda, biz 28 puandayız. Sivas da bizimle işte oynayacak. Yani çok kritik bir tablo. Her an her şey olabilir. Çok şey değişebilir. Yani şu anda ben işte 6. sıradayım, 5. sıradayım, 28 puandayım deyip rahat davranmamak lazım. Abi sen şunu bir şey söyleyeyim. Şimdi 30 puanlı takımın düşme ihtimali var. Playoff'a kalma ihtimali de var. Evet. Değil mi? Yani. Ankara Demir favori görüyorum. Ben ligin yükselecek gibi. Tamam işte bir şey söylüyorum ya. Bu hafta kime safa şey Ankara Demir Spor'un Tarsus'a mal olması ligi karıştırdı. Evet. Hemen Ahmet Spor'u değerlendirelim. Nasıl buluyorsunuz Ahmet Spor'u? Deplasman'dan bir puan getirdi. Hafta içerisinde Buca karşılaşması var, erteleme müsabakası. Ne diyeceksin Mehmet abi? Şimdi bence bütün Türkiye'nin gözünün üzerinde olduğu bir maç. Önümüzdeki yani, haftanın maç programı da hemen önümüzde şu an. Yani herkesin gerçekten her yönden beklediği, hem skor olarak hem de diğer yönlerden beklediği bir maçtı. Tabii burada hiçbir şeyin olmaması gerçekten çok güzel ve sevindiricidir. Bu anlamda İnegöl halkına orada emeği geçen herkese ayrıca teşekkür etmek lazım. Evet. Bugünlerde böyle şeylere ihtiyacımız vardır. Yani bu bir Türkiye'nin Futbol Federasyonu organize ettiği müsabakalardır. Burada her takım eşit şartlardadır. Kimseye farklı bir ambiyans yaratılmamalıdır. Bu anlamda bizler de onlar da herkeste iyi güzel örnekler vermesi hepimizin yararına ve faydasınadır. Bu beklentileri böyle olumsuz yönde karşılamalar bence güzeldir. Bu anlamda teşekkür ederiz onlara. Tabii bu ortamda alınan her türlü puan değerlidir, önemlidir. Şimdi baktığımız zaman İnegöl de ligin ikinci yarısında transferler yapan, işte kupa maçlarında bayağı iyi puanlar alan, iyi takımları yenen skor anlamında ama gruptan çıkma dair ama bir özgüveni gelen bir takımdı. Ligi de hepimizden de diğer takımlarından fazla öncesinden açmışlardı. Bu anlamda evet. Da biraz avantajlıdırlar ama ligde altından kurtulmak anlamında kendi sahasında işte bizim gibi takımların gidip oradan puan alması önemlidir, başarıdır. Bu da bu anlamda gösteriyor ki alınan puanın değeri işte bundan sonraki haftada tabii önem arz edecek. Her takımın konumunun çok zor olduğu, çok da iyi olabileceği, bir maçtan iki maçtan üst liglere, üst sıralara gideceği ama bir iki maçtan kaybettiği zaman ligin en altlarını görebileceği ortamlar vardır. Ligin ilk arasında birçok maçta ilk 5'in içerisinde ortalama şu anda ligin en altında ilk 5'in altına giriyorlar. Bu anlamda dikkat etmek lazım. Önemsemek lazım. Kupada devam eden tek takım olduğumuz için ikinci lig olarak bu anlamda biraz daha dezavantajımız da olabilir. Evet. Çünkü sporcu kadrosu olarak kısıtlı bir kadromuz vardır. Gerçi yeni alınan bir iki arkadaşımız var. Onların takıma monta olması belki bir iki hafta daha devam eder ama
Bu anlamda da dikkat etmemiz lazım. Belki kupada bundan sonraki haftalarda ne olur bilmem ama en azından adı şimdi bu anda Dinegöl'den puan getirdik, Buca'ya gidiyoruz. Buca'dan geldikten sonra hafta sonu Eyüp'le oynuyoruz. Kendi sahamıza geldi ve ondan sonra tekrar İstanbul'a kupa maçına gideceğiz. Kupa maçı. Yani hep 3 hafta, 10 gün içerisinde çarşamba pazar maçı oynayacağız. Hep oynayacağız. Şimdi bunun sporcu açısından belki dersen dezavantajı olur. Ama dezavantajı olur, evet dezavantajı ama olur. Ama ligin ilk yarısında bir avantaj oldu. Biraz niye? Bir kısa bir süreçte bütün hepsine biz galip geldik. Bizim için iyi oldu. Bir form tuttuk. İyi gittik. Çarşamba pazar dediğini sadece bir hafta oynadın. Ama bir ay, o bir 15 gün içerisinde 4-5 maç oynadım biz o süreçte. Öyle bir ne yaptık? İşte vardı. Eyüp'e gittik. Hı. Çarşamba döndük. Kupa Kocaeli'ne gittik. Tepecik'te oynadık. Sonra Kocaeli'yle oynadık. Döndük geldik kupa maçına. Yani bir kısa bir sürede bir 3-4 maç önünde oynadı. Ama şimdi ritmi çok yüksek maçlar oynayacak. Bundan sonra ligin ikinci yarısı zaten çok zor. Ve Türkiye liglerinde şu anda ikinci ligde tek takım olduğumuz için kupada. Bu yönden diyorum. Yani şimdi mesela zorlu maçlar ortasında ligde kaybedeceğin kupada kaybedebilirsin. Çok önemli değil. Çünkü rakibindeyiz. Ama bugün itibariyle eğer ligde kaybettiğin zaman, ligde maç kaybettiğin zaman, puan kaybettiğin zaman ligin en altına da girersin. O girme esnasında o yaşayabileceğimiz sporcu psikolojisiyle biz her türlü şeye de hazır olabiliriz. Evet. Değerlendirmelerde de sporcu psikolojidir. Nasıl hazırlanırsan, nasıl başlarsan öyle gidersin, misal edersin. Sezonu iyi başlarsın, iyi götürsün. Kötü başladığın zaman kötü gidersin. Ondan sonra özgüven sorunu olmaz ama. Ya bir lig havası ayrıdır, kupa tamam, ayrıdır. Yani. Şimdi biz burada Fenerbahçe'yle beraber kaldık, burada Gümüşhane'ye yenildik. Yani o maçlar kıyasladığın zaman ligin havası ayrı, yani ambiyansı havası ayrıdır yani. O anlamda diyorum. Değerlendirmek lazım, ciddiye almak lazım, önemsemek lazım. Deplasmanlardan puan almak çok çok önemlidir. Evet. Ama kendi sahamızda bundan sonra kesinlikle puan kaybetmemiz lazım ki ilk 5'in içerisinde olabilelim. Sivas iyi geliyor. Sivas'ı ben ilk 5'lerde göreceğim bundan sonra, görürüz de bundan sonra sürekli. Sivas, çünkü ligin ilk takımlarından biri. İkinci ayda ligin kalitesini artıran bir kadro kurmuş. Evet. Bundan sonra da o değerlendirme de bence daha yerde olmuş. İlk dönemde bir santrafor aldı. Onlar şeyden Kasımpaşa'dan şu ana kadar 16 tane vuruldu şimdi. Evet. Yani iyi gidiyorlar. Bu anlamda dikkat etmek lazım. Şimdi Tokat'tır, işte Ankara Demir'dir, birkaç takımın belli diyor onlar geri kalacağı ama ligin ikinci yarısında önemli işler yapan Sivas'tır. Belki biz biraz bir şeyler yapabiliriz ama... Takımı Asaf'tan kaçırdın sen. İkinci yarı en fazla çıkış yapan takım Tuzla Spor'dur. Tuzla var, Keçiören var, Kocaeli Birlik var, Ankara Gücü var. İkinci yarı ilk söylüyorum. En fazla puan toplayan Tuzla Spor'dur. Aydın var. Yani bizim ilk beşi zorlayabilmemiz için kendi sahamızda kesinlikle puan vermememiz lazım. Dışarıda da kolay kolay yenilmememiz lazım. Tuzla Spor'un bir avantajı var. Ne avantajı var? Tuzla Spor içeride küçük sahada, sentetik sahada oynuyor. Ve ikincilik kırmızı grupta da sentetik sahada oynayan tek takım. Evet. İçeride o yüzden avantajı var. Yani İçeride gelen takımları yeniyor. O, ben 2 yıl önce Diyarbakır'da bunu da birebir şahit oldum. Yani tamam, belki bahane değil, mazeret değil ama avantaj. İnanın ki avantaj yani. Tabii canım. Bundan sonra her maç zordur. Her maç finaldir. İşte ben bu hafta bu takımla oynuyorum. Bir avantajım olur. Eyüp'tür. Küçük takımları küçümsememek lazım. Çünkü onlar da çırpınıyorlar. Mesela Diyarbakır Spor maçında gördük. Kahramanmaraş neredeydi? Geldi bizi yendi. Bu hafta kendi sahasında mağlup oldu. Evet. Yani o yüzden ciddiye almak lazım, önemsemek lazım. Ya bu takımdaki oynayan sporcular da yeni değildir. Bu ligi iyi bilen insanlardır. O anlamda her şeyine dikkat etmek lazım. Şimdi deplasmanda alınan bir puan önemlidir. Fakat şöyle, onun önemli olabilmesi için rakiplerini de kazanmaması lazım. Rakipleriniz kazandığı zaman siz 2 puan kaybettiniz. Ama bu bizim rakibimiz değildi. Biz rakibimiz yine yok karşılaşmasına baktığımız zaman sen mağlup olduğun takdirde yine böyle senin üstüne çıkıyor muydun? Öyle. Çıkıyor. Evet. O yüzden deplasmanda rakibine yenilmemek... Hayır, ben kötü dilemiyorum. Yok, onu altında tutmak elbette ki avantajdır. Ama öte yandan yarışta olduğun diğer takımların ne yaptığı önemli. Kazanıyorsa sen o zaman da zaten. Ama şimdi mesela Tarsus'un galip gelmesi ne oldu? Alt ligdeki baraj kaçtı? 33-34'tü mesela ligde kalma barajı. Şu anda 36-37 olmaya başladı. Bir de ligi kaçtı. Yani bir anda ligdeki alttaki baraj sınırını aşıyorsun. Yani ama bu yoğun baş temposunda. Evet, bak puan durumuna baktığımız zaman Sivas, Keçiören, Kocaeli Birlik, Tuzla, Aydın ve Ankara Gücü. Evet. 6 tane takım. Lan biz ilk 5'in mücadele. Son sırada değil mi? Evet. İlk
İlk maçlara baktığımız zaman ilk 1-9'u getirdi. Sivas ondadır değil mi? Bak Sivas'ı on olarak düşündüğümüz zaman. Evet. Şimdi buradakiler hepsi böyle. Hepsi böyle. Biz hepsine kaç? Bak Aydın 6'dır. Normalde 5 takım çıkacak değil mi? Biz şu anda 8'iz. Yani o takımların hepsi iyi takımlar. Evet. Ligde ağırlığı olan takımlardır. Yani bizim daha iyi sonuçlar anlamında diyorum, kendi sahamızda kesinlikle maç kaybetmememiz lazım, dışarıda da yenilmememiz lazım. Şimdi Ocak'la Şubat'ın 15'i arasında 45 gün içerisinde Ahmet Spor 12 tane resmi lig maçı oynar. Ve 12 resmi lig müsabakasının hemen hemen tamamında fazla kadro rotasyonu olmadan hemen hemen aynı olacak. Aynı kadroyla. İskelet aynı. Evet, şimdi baktığın zaman da bu 12 müsabaka bir Gümüşhane maçını çıkarırsa, bir de Fatih Spor maçını çıkarırsa hemen hemen bu müsabakaların özellikle kupa söylüyorum çok büyük bir şey. İstediği yani sonuçları almış. İstediği sonuçları almış. Yani bu ister istemez bir süreç içerisinde düşüş de olacak, formsuz oyuncular da olacak. Mesela kendi düşüncemi söyleyeyim. Abdullah Çetin'in 2 haftadır olmaması Ahmet Spor'u etkiliyor. Bana bile etkiliyor. %100. Etkiliyor. Hani başaran belki ama defansif anlamda yerini dolduruyor ama Abdullah Çetin'in ofansif katkısı var bu takıma. Yani şu anda o da onun için bir de takım her yönden güçtür yani her yönden. Tek santrafor oynuyor. Evet. Öte yandan son haftalarda form olarak yükselecek Gençen Deniz Nakli'nin ceza alması. O da takım olumsuzluğunda etkiliyor. O zaten başlı başına bir fiyasko, skandal olarak değerlendireceğimiz bir konu. Hatta onun üzerine özel program yapılabilecek hassasiyette bir durum. Yani Deniz Naki'nin yapmış olduğu açıklamalar bir kısmını elbette ki ben katılıyorum ama bir futbolcunun çok aşırı derecede marjinal siyasallaşması da ne de doğru bulmuyorum. Ancak Ahmet Spor'un açmış olduğu pankartta çocuklar ölmesin, maçlara gelsin demenin suç sayılması gerçekten akıl alır gibi bir durum izin değil. Ya izin olsa bile şimdi sen röportaj veriyorsun, röportajda işte dediğin şudur. Ya bu ülkede kan akmasın, barış olsun, insanlar ölmesin, analar ağlamasın, çocuklar ölmesin, maça gelsin demenin hümanizmin dışında oturtabileceği bir kalıp yok. Kesinlikle. Barış isteğinin dışında oturtulabileceği bir kalıp yok. Bu insan değil. Sözlerden almıyor zaten. Sözlerden almıyor da. İzin. İzin olmadığı için. İzin olmadığı için, izinsiz çıktığı için sıkıntı oluyor. Hayır, Deniz Naki'nin... Denizle ilgili değil mi? Ben Deniz'le ilgili söylüyorum. Yoksa pankartla ilgili tamam federasyona izin başvurusu yapman lazım, o ayrı bir şey de. Ben Deniz'in almış olduğu 12 maç cezayı söylüyorum. Ben şimdi söyleyeyim. O kadar hani diyor ya, yukarı tükürsen, büyük aşağı tükürsen sakal misali. Şimdi öyle bir şey ki, şimdi bir standartı yakalamadığın zaman da bu defa verdiğiniz cezalarda ister istemez böyle işler ortaya çıkıyor. Yani ben art başkası başka bir işaret yapar, başkası başka bir slogan atar. Şimdi bak arkadaş, eğri oturup doğru konuşalım. Evet. Mehmet abi sen de dinle. Ben dinliyorum, kuram sen. Şimdi Emre Belözoğlu, Fenerbahçe maçında, Fenerbahçe-Trabzon karşılaşmasında hangi oyuncuydu? Trabzonspor'un orta saha oyuncusu. Ayrıldı gitti. Neydi ya? Irkçı Zokora'ya, Didier Zokora'ya ırkçı söylemlerde bulundu. Mahkemenin kesinleşmiş kararı var. Ve hem mahkeme tarafından suçlu bulundu, şikayet var. Sen ona o söylemden dolayı 2 maç veriyorsun, öyle mi? Evet. Ondan sonra biri geliyor sahada asker selamı veriyor, o zaman o da siyasi. Aynen. Ne mutlu Türk'üm diyene de siyasidir. Yok, ne mutlu Türk'üm diye. Bence ideolojik değil değil mi? Başkası ne mutlu Kürt'üm diyene de sen ne yapacaksın o zaman? O da ideolojik değil. Ama ideolojik olan... Yani bir insan kendinin, kendi ırkından mutlu olabilir. Ama sen diyemiyorsun, sen dediğin zaman da suçluyor. Niye? Ben... Öyle diyorum ben. Ben ne mutlu Kürt'üm diyene de diyebilirim, ne mutlu Türk'üm diyene de diyebilirim. O kadar çok çelişki var. Yani senin bayrağını sevmek suç değil. Ben bayrağımı seviyorum, bir şey demiyorum ki. Ancak bir hareketi, bir siyasi misyona atıfta bulunarak yapıyorsan sorun burada. Ya biz diğer basbol maçlarında gördük. Adam golü atıyor, gidiyor şeydir. 3 hilal işareti yapıyor. Olayı üç nasıl yapıyor 3 hilal işareti? Yani bir siyasi partinin işareti. Yani şöyle bir siyasi partinin işareti. Bozkurt işareti yapıyor. Tamam. Yapıyor, evet. O siyasi mesele. Ne ceza veriyor, vermiyor. Veririz. Yani bu işaret Kürtlere özgü bir işaret değil. Aynen.
Dünyanın her yerinde yapılan bir iş. Şimdi El Cezire'de Abdülkadir Konuksever'in bir röportajı vardı, bizimle yaptı. Daha doğrusu birçok kişiyle yaptı da bize de yer vermişti. Orada da ben dile getirdim. Yani Ahmet Spor ister istemez belediyeyle olan organik bağından dolayı siyasi bir pozisyona girmek durumunda kaldı. İsminden dolayı. Yani yönetiminin siyasetle ya da siyasi duruşla ya da HDP'yle ya da belediyeyle hiçbir alakası olmamasına rağmen. Öyle mi? Yönetim dışarıdan. Yönetim iş adamlarından, iş sektöründen insanlardan oluşuyor. Belediyede sadece bir kişi var. Değil mi? Bir altılar var. Bir de Ekrem Yeşil var. Ekrem o Yeşil. Şeyden gelme. Futbol şubesi olmuş olarak. Ama ne yaparsan yap, isminden dolayı sen bir siyasi durumu şeye oturdun. İsmini kabul eden kim? Futbol Federasyonu. Başvuruda bulunmuyorsun. Renklerini kabul etmiş, ismini kabul etmiş. Tabii. Bana göre Ahmet Spor'un ismiyle, şeyle ilgili bir sıkıntı yok. Ben de biz geçiş sürecini yaşadık, geçiş sürecini atlattık. Artık herkes bu ismi kabullendi. Tamam. Yani kabullendi. Bence bundan sonra işte en korkunç maçlarımızdan birinin beklentiyi, herkesin beklediği İnegöl'dü. Çok güzel, çok temiz, çok da centilmence geçmiş. Ben İnegöl'le ilgili bir korkum yok. Yok, milletin çok bekliyor. Çünkü niye bir maçta 900 tane polis varsa, varsa bir mutlaka bir beklenti vardır. Ama yani, niye var biliyor musun? Niye var? İşte olabilir yani niye, anlamında. Ben söyleyeyim niye var biliyor musun? Normal şartlarda İnegöl'le Bursa arasında bir rekabet var. Yani Bursa'ya yapılan bir şey İnegöl'leri pek ilgilendirmez. Olayın sportif tarafını söyleyeyim. Hiçbirini peki 900 tane polis niye gidiyor? Dur söyleyeyim sana abi. Bu sosyal medyada bir ilet çıktı. Ben sen sosyal medyayla ben sen çiğnemi 2 yıl önce orada aynen. Bir maç oynadı ne oldu? Hiçbir şey yok abi. Türkiye karıştı. Çiçekler götürdü. Ben şey söylüyorum. 2 yıl maç. Ya İnegöl'de geçmişte 2 yıl öncesi bir olay olmadı. İnegöl yıkılmadı mı? Ahmet Spor maçında. Ahmet maçla ilgili değil. İdeolojik bir olay olmadı burada. Sana söyleyeyim bak. Maçtan değil. İdeolojik yaklaşımlardan ya kaynaklı şey. Olaylar olmadı mı? Abi şimdi bu olay o değil abi. Bu olay farklı. Ya şimdi kimlik olarak muhafazakar milliyetçi bir bölgedir. Tabii ben biliyorum. Siyasi bazı hassasiyetleri ön planda olabilir. Ben de ama İnegöl Ahmet Spor karşılaşmasında herhangi bir siyasi olay olmadı. En ufak bir şey olmamış. Başka yere getiriyorum. Diyorum ki geçen yıl ve evvelki yıl orada oynanan iki sabah kadar Ahmet Spor'a çiçekler verildi. Karşılıklı yemek verildi. Evet. Tribünde karşılıklı seyirciler içine oturdu. Maç istedi. Geldi. Bu yıl seneki problemin sebebi ne biliyor musun? Biliyoruz da biz hem öbür tarafı eleştirelim hem kendimizi sorgularız. Bu tribün taraftar grubu adı altında provokasyon grupları var. Sosyal medyada. Bir hafta boyunca işi siyasete çekiyorsun. 15 gün önce işi siyasete çekiyorsun. O ayrı bir de başka bir şey. Ne ekersen onu biçersen diye bir şey var. Mehmet abi şimdi sen Ahmet Spor'un geçmişine gidelim. Diyarbakır Büyükşehir Belediye'yken başında İhsan Uğur varken, başında Metin Kılavuz varken bu kulübün herhangi bir şekilde ceza aldığını gördünüz mü? Hayır. Herhangi bir deplasmanda çirkin bir saldırıya, herhangi bir hoşnutsuzluğa maruz kaldığını gördünüz mü? Hayır. Görmediniz. Şampiyonluklar yaşadık. Ya. Değil mi? Ödül aldı Futbol Federasyonu'ndan en centilmen takım. Çünkü bir duruş vardı. Gelen takımlar ağırlanıyordu. Her türlü nezaket kuralları gösteriliyordu. Çiçeklerle, tatlılarla hoş beş gönderiliyordu. Şampiyonluk kupası verildi. Yani. Ahmet Spor'da, yani daha doğrusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Spor'da gittiği her deplasmanda çok güzel karşılanıyordu, misafir ediliyordu, güzel dostluklar kurulup öyle gönderiliyordu. Aynen. Ki bunun en büyük örneği Karadeniz satında bulunan bütün kulüpler. Yani. Evet. Dostluk kurdu. Sahil kenarı. Yani. Peki neden bu sene bunlar yaşandı? Sebepleri nelerdir? Bir, isim. İsim bir de yani bence oturtulmamış yani geçiş sürecinde oturtulmamış bir taraftar profili. İki Safet'in dediği. Sosyal medya illetinin kontrolsüz kullanımı. Şimdi senin bir nasıl diyelim bir taraftar profilin olmadığı zaman adı konmamışsa herkes kendi başına bir harekete bulunabilir. Olabilir. Herkes kendi fikrini yazabilir. Herkes fikrini söyleyebilir. İşte tek taraflı olduğu zaman, takım üzerine olduğu zaman bak. Adam şimdi çok özür dilerim. Bir şey diye olduğu zaman mesela diyoruz ki bizim ana resmi şeyimiz budur.
Sitemiz ya da sitemiz budur. Sosyal hesabımız budur. Bu adı altında olmadığı takdirde diğerleri bizi ilgilendirmez. Evet. Bunu başkası bunu bilmiyor. Bu önemlidir. Şimdi böyle bir şey olsaydı bir taraftar profilimizde, böyle bir isim adı altında birleşme olsa, şimdi bugün mesela Azrailer diyor. Azrailer en ufak bir şey olduğu zaman Azrail bir paylaşım yapabiliyor. Bunlar tahminen bizim dışımızda. Azrailer grubu kendi adına paylaşım yapabiliyor. Ben Diyarbakır olayım. Spor adına yapamaz. Hayır, tamam, ben de taraftar grubu için söylüyorum. Ben diyorum ki yani Ahmet Spor'un bir taraftar profili olmuş olsaydı, tamam mı, resmi anlamda. Evet. Bir grubu olmuş olsaydı, bir profili olmuş olsaydı, onlar da o isim adı altında gereken açıklamalar yapabilirdi. Ama o öyle bir şey olmadığı için, taraftar grubumuz olmadığı için bağımsızdır. Şimdi her gelen orada bir araya geliyor, onunla bir anda öyle bir taraftar grubu oluyor. Olmaz taraftar oluyor. Ondan sonra siz, ben, işte Safet, herkes kendi adına açıklama yaptığı zaman hepimizi bu sefer sorumluluk altına bırakıyor. Oysa işte Azrailer gibi bir isim adı altında olmuş olsaydı bir taraftar profili Ahmet'in, ne olacaktı? En ufak olumsuz, olumlu, olumsuz da kendi açıklamasını yapardı. Vardı bizim canım, barikat, mor barikat ya diye gruplar vardı. Şu anda kullanılmıyor. Tam kullanılmıyor da şimdi biz onun dışında bir de şeyi söyleyelim. Yani Ahmet Spor'un adı altında açılmış bir de sosyal medya hesapları var. Bir değil, beş değil, on değil. Kulüp ondan dolayı ceza aldı. Kulüp ondan dolayı ceza aldı. Mahkemelik oldu. Aynen. Yapma, biz zaten resmi... Kulüp başkanı suç duyurusunda bulundu. Çünkü bu yasal gücüm var. Bursa Spor maçından sonra, Fenerbahçe maçından sonra yazılanlar sporla bağdaşmayan, hiç alakası olmayan işler. Ne desen insanlar diyecek elinde silah. Hiç işte. Yani milleti yani ucuz kahramanlık o kadar başlamam. Yanlış buluyorum. Yanlış söylememiz lazım. Bak onların bütün Diyarbakır hakkında bütün bölge affedersin terör örgütü muamelesi yapması bizi rahatsız ediyor mu etmiyor mu? Tamam da arkadaş. Sen onu söylüyorsun da yani. Sadece suç o tarafın değil ki, bir de bunu denetleyenlerin suçu var. Onu söylüyorum abi. Yani o zaman müsaade etmesinler ya. Kulübe bir yazı gönderecek. Diyor ki arkadaşım sizin kullanmış olduğunuz hesaplar hangileridir? Öyle mi? Ben diyeceğim ki benim hesabım diyarbekirspor.com ve Twitter adresim diyarbekirspor. Tamam da işte. Ahmet Spor'un Ahmet Spor 21 ahmetspor.com ya da diyarbakirbüyükşehirbelediyesi.com diye adresim var. Onları belirleyeceksin. Diğerleriyle ilgili kapatma yapılacak. Ama şu anda zaten denekle masasında kulüplerin o şekilde bilgileri vardır. Resmi hesapları denekle masasında. Yoksa da bugünden sonra mesela böyle bir şey araç olur. Bundan sonrası için verir. Derneklerde mesela olabilir ama emniyette yoktur. Dernekler verir ama emniyet kimden alır? Derneklere yazıyorlar. Derneklerden yazıyı alır götürür resmi web siteleri. Bunlar en son Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ahmet Spor Kulübü'ne yapılan emniyet baskınının sebebi hard disklerin incelenmesi, o paylaşımların oradan yapılıp yapılmadan ortaya çıkması. Eğer orada onunla ilgili herhangi bir resmi yazışma olsaydı ya da daha önceden bilgi paylaşımı olsaydı emniyette gidip orada o baskını yapıp hard diskleri götürmezdi. Aynen. Bir de şöyle bir şey. Çünkü oldu. yapılan paylaşımlar hakikaten yani sporla alakası olmayan insanların arasına nefret tohumları ekecek kadar ileriye giden paylaşımlar. Bence onları tespit edecek. Bakın bende de var. Tespit edip Ahmet Spor adı altında yapılan tehdit mesajları var. Kulüple hiç alakası olmayan ama nedir, adam açmış kendi kendine Ahmet Spor diye Twitter hesabı. Amin. Twitter'dan Ahmet Spor sanki Ahmet Spor'un başkanıymış gibi paylaşımlar yapıyor. Sahibiymiş gibi paylaşımlar yapıyor. İşte oraya buraya laf yetiştiriyor. İşte bakıyorsun bir paylaşımda işte şurada şu olaylar oldu. Hevalno hadi oraya gidelim. İşte burada şu anda şu saldırı var, bunu yapalım. İyi de arkadaş, bu Ahmet Spor'u niye kullanıyoruz? O diyen adamlar önce gitsinler orada, bir resim çeksinler orada, ondan sonra çeksinler, düşünün ki ben buradayım, siz de gelin. Şöyle bir şey var, şimdi hani emniyette sen başvurduğun zaman emniyet mesela internet sitelerini kapatabiliyor. Nasıl kapatabiliyor? Yani internet sitelerinin bağlı olduğu paylaşımları arayarak tedbir kararını göndererek sana tedbir kararı kapatabiliyor. Fakat ben geçen emniyetteki arkadaşlarla görüştüm, siber suçlarla. Diyor ki mesela biz Twitter'a yapabiliyoruz. İnternet siteleri dışında Twitter'da hesapları da kapatıyor fakat Facebook'u kapatamıyor diyor. Niye? Facebook diyor direkt Amerika'dan yönetiliyor ve maalesef Facebook bilgileri bizimle paylaşmıyor. Adam sana hakaret etse, şey etse Facebook diyor ben istersem kapatırım, sen kapatamazsın diyor. Tespit edilebiliyor ama kapatılamıyor. Kişi üzerinden suç duyurusunda bulunabiliyorsun. Fake hesaplar var. Ha, yani hesaplar var. Onun üzerine tespit edilebilir. Yani sen fake hesabı... Facebook sana şeyini vermeyebilir. İçeriğini, adresini... Siber suçlar şey buluyor.
Adresi buluyor. Evet. IP adresini buluyor. Telefon mu telefondan buluyor. Nereden yapılmışsa biliyor, buluyor. Evet. Kimlerle ne bağlantısı var? Nasıl görüşmeler yapılmış? Hepsini tespit ediyor. Kimin adına da yapılmışsa yani, kapatıp kapatılmama konusunda kapatamıyor. Evet. Ama kanuni işlem konusunda her türlü kanuni işlemi yapabiliyor. Gidiyor, kulağından tutuyor, aynen, getiriyor mahkemeye, çıkarıyor. Suçluysa cezasını çekiyor ki bu son önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki haftalar içerisinde bununla ilgili böyle ağacı sallayacaklar. O çürük yumurta şeyleri var ya, meyveler. Hani tam pişmiş ham olmuş böyle patır patır dökülecekler. Yoksa şimdi böyle millet oturmuş ya evinde ya da en güzel kafede adam oturuyor orada. Kız arkadaşıyla karşılıklı kahveleri yudumlarken işte şuraya buraya selam gönderiyoruz arkadaşlar. Ona buna hakaret et. Ondan sonra milletin çocuğunu çağır, işte burada yürüyüşe gidiyoruz, burada savaşa gidiyoruz. Ondan sonra gençler, çocuklar hepsi gözaltına alınsın ya da başına bir şey gelsin. Sonra çocuklara böyle oldu. Kendileri kahraman olsunlar. Lüks kafelerde, lüks villalarda milletin gariban çocuğu da hepsi acı çeksin. Ondan sonra herkes de mutlu, kimsede bir şey olmasın, herkes evine gitsin. Böyle bir dünya yok. Böyle bir dünya yok. O paylaşımların hesabı tek tek sorulacak. Ben her zaman bundan yanayım. Beni bir yere davet eden önce benden önce gidecek orada. Öyle tabii canım. Benim başım üstü. Ondan sonra ben gideyim. Ya Diyarbakır Spor'daki şey gibi. Hani Diyarbakır Spor'da şey kampanyası başlatıyorlar ya. Hibe kampanyası başlatıyorlar ya. Hibe kampanyası başlatıyorlar. Adam tek tek arıyor herkesi. İşte senin bu kadar alacağın var. Sen hibe et. Öbürü o kadar alacağın var. En son biri diyor ki arkadaş biz hibe edelim. Sen ne yaptın? Ya biz Diyarbakırlı değiliz ama sen Diyarbakırlısın. He. Hele bir en başta sen hibe et. Tabii. Senin hibeni bir görelim. Ondan sonra biz de hibe ederiz. Seve seve. Bu da olduğu mesele. Aynen. Hele sen git bir savaşa gir. Aynen. Biz de gelip arkandan senin askerin olalım. Bana akıl verme abi. Yani. Akıl bende var. Neyse spora dönelim. Yani siyaseti biraz spordan uzaklaştırmak gerekiyor. Bunun sonucunda maalesef ülkede karar vericilerin vermiş olduğu kararlara baktığımız zaman bunun zararını hep biz görüyoruz. Demin de örnek verdik işte Deniz Naki'nin mesela söylemlerinde ben aşırı derecede siyasi bir şey görmüyorum. Ha duruştur işte söylemleri belki bir şekilde siyasi olan kısımları rahatsız olmuştur ama 12 maç ceza alacak kadar bir şey yapmadı. Öyle yalnız, düşünüyorum. Yalnız bir şey var, ilginç bir not ben buldum. Yani daha önce Almanya'da bir ceza almış. Evet. Hayır, Gençler Birliği'nden kovulma sebebi de, ayrılma sebebi de oydu. Bir şey var, Diyarbakır mahalle tabiriyle ben söyleyeyim de anlayan anlasın. Bizim Diyarbakır'da kullandığımız güzel bir söz var. Benim de gücümü, ben bana da gücümü yetmiyor benim. Bana da gücümü yetmiyor. Yani kimseye yetmiyor. Sen biliyorsun karşındaki adam senin hata yapmanı bekliyor. Ona fırsat vermemek anlamında dikkat etmek lazım. Yani o da doğru da fakat adam yani hakikaten bir şey yapmış. Hayır, zaten bir şey dememiş. Yani hakikaten barışa çağırmak, insanların tekrar ederim ya insanların ölmemesini istemek kadar güzel bir şey var mı? Evet. İlk oldu. İşte bundan sonra birileri daha yazmadı, çizmedi, yapmadı. Niye? Çünkü bir ceza var. Bir de maalesef öyle bir medya çarpıklığı yaşıyoruz ki ülkede. Hedef gösteriyor. Hemen hedef gösteriyor. Hedef tahtasına oturtuyorlar. Hesabına geleni o göklere çağırıyor. O ecalımız var ya. Yani. Evet. Yazık. Millete malzeme vermeyeceğiz. Valla insan doğrularından vazgeçmez yani millete malzeme vermeme ayağına. Bir doğru varsa doğru söyleyeceksin ama bunu söylerken de şövenlik yapmayacaksın. Spor, sen de faşizan duygularla insanları şey yapmayacaksın, rencide etmeyeceksin. Şimdi sporda bu kadar kişi yok mu değil mi? Herkes var değil mi? Orada 20'den fazla sporcu var. Evet. Yani hiç kimsenin aklından geçmiyor. Herkesin ortak duygularıdır. Herkesin ortak düşünceleridir. Söylemler. Şimdi, yani orada herkes aynı şeyleri yaşıyor, aynıdır. Öyleyse o zaman herkes yazmadığına göre sen de yaz. Yani taş atma, top oynar. Bu anlamda söylüyorum. Ben demek istedim bu anlamda. Gelsin, ne var yani? Ben demek istedim bu anlamda. Yani orada herkes aynı duyguları yaşıyor. O söylemler herkes için geçerlidir. Ama kimse kağıda kaleme dökmüyor. Çünkü diyor ki ben sağda çıkıp spor yapıyorum, top oynayacağım. Dökmemek lazım, onlara da malzeme vermemek lazım. Doğru, çocuklar ölmesin, maça gelsin, biz de diyoruz. Ama çocukları kim gönderiyor bir de onlara da söylemek lazım. Aynen. Evet, şimdi bu hafta Buca, hemen ardından Eyüp. Bu iki maçta alınacak sonuçlar Ahmet Spor'u ya playoff grubuna sokar ya küme düşme pozasının içine. Ondan sonra gelecek haftada Tepeci geliyor. Hemen arkasında Fenerbahçe maçı var. Evet. Bu maçı var. Arka yoğun maç bu. Çarşamba gününde Tepeci mi? Hayır. Bu pazar günü, pazar gününden sonra bir sonraki pazar günü
Tepecik Spor geliyor. Ha, ondan, sonra Mart'ın ilk haftasında Fenerbahçe kupa maçı oynayacak. Yani zorlu maçlar yoğun bir periyottur. Kaldırabilir mi? Kaldırır. Tabii biz o konularda iyi çünkü ligin ilk haftasında bence de kısa bir süreç vardı. O tayiler aklımda değil. O tayilere de bir 4-5 maç bayağı için söyledim. Şimdi, ben söyledim. Mesela geçen sen dedi ki çok yoğun bir program oldu üzerimizde. İşte sakatlıklar olunca biz de zorlandık. Sıkıntı yaşadık. Sanki federasyon bir yere göre bir şey yapmış imajı oldu geçen yıl. Bu sezon mesela aynı şey yaşadık. Biz o süreçte çok farklı bir kazanımla çıktık. En kötü 4 galibiyet üstte aldık. Yani şimdi dışarıdan almak için takımımız da son sıradaki takımdan oynuyor. Ben açık söylüyorum. Burada net olarak söylüyorum. Bizim takımlarımızın bir teknik kaderi bu haftaki maçlara bağlıdır. Evet, ben de sen büyük, alttaki takımları hiçbir şekilde bir lahala şeysiz yeneceksin. Hmm. Kaybetmeyeceksin. Ben de büyük maçlardan hiç korkmuyorum. Aynen. Biz kendi sahamızda Gümüşhane'ye yenildik. Evet. Bir de Kartal. Evet. Beraber kaldık. Kartal nasıl bizden puan aldı hepimiz gördük. 5 puan kaybettik. 5 puan kaybettik. Şu an 5 puan olmuş olsaydı biz şu anda belki... Playoff grubun içinde. Biz orada garanti gördük. Aynen. Çünkü kesinlikle. Çıkışımız önemli. 33 puan da olduk. Gelen her takım bize karşı burada ayrı bir motive oluyor. Yani normaldir, adam da düşman oynuyor yani. Oynuyor, oynamasa da o motiveyle geliyor. Şimdi, çünkü biz Diyarbakır Spor'da da görüyoruz, gelen takımı da görüyoruz, orada da görüyoruz. Şimdi Yılmaz yani her takım buraya geldiği zaman ayrı bir konsantrasyon da geliyor, dikkat etmek çok güzel bir terim kullandı. Deplasmanda alınan her puan o kadar değerli ki yıl sonunda önemli ortaya çıkar. Hı. Ama içeride kaybetmenin üstüne sahip değilsiniz. Ama siz deplasmanda alt sıralardaki takımlarla yeniyorsanız iş sahibi düşünecek ve mutlak surette kazanmak zorundasınız yani. Bunda zaten kendi sahanda puan kaybetme lüksünü yoktu. Mesela bir iki hafta işte Gümüşhane Kartal maçına kaybettik. Kartal Bey Lig'de küme düşeyi takılmış. Evet. Bu hafta 4 yedi. Ama işte kendi sahandan 4 yedi. Biz burada bir tane atamadık onlara. Yani. Niye? Şimdi kadro kalitesine ve kadro genişliğine baktığımız zaman çok geniş olmayan bir kadroya sahip Ahmet Spor. İşte devre arasında yapılan transferlere bakıyoruz. Ercüment bizim eski stoper Kamil, Kamil geldi. Bir de Urfa Spor'dan Sıdık İstemi geldi. Mehmet Sıdık İstemi geldi. Sıdık ofansif özellikleri olan bir oyuncumuz. Kamil herkes biliyor. Stoper. Ercüment eski futbolcumuz orta saha. Alternatifi olsun diye. Kalitesini ispatladı. Yani. Ya, üçü de önemli futbolcu. Evet. Şimdi savunma ve savunmada çok büyük sıkıntılarımız vardı. Ki bu geçen hafta işte oynadığımız Fenerbahçe maçında da o savunmadaki sıkıntıları gördük, yaşadık. İki stoperimiz de maalesef arkalarına atılan toplarda dönmede sıkıntı yaşıyorlar. Sağ ve sol tarafta da yine beklerde de sıkıntılar vardı. Orta saha eğer Ahmet Spor'da iyi çalışmazsa Ahmet Spor ileriye gidemiyor. Yusuf ortalarıyla Sanfor'u yani Şehmus'u falan beslemezse gol atmada sıkıntı yaşıyoruz. O yüzden Allah Yusuf'u, Şehmus'u ve diğerlerini korusun. Ama en çok Yusuf, hakikaten Yusuf'a bir şey olursa bu takımın çok büyük sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Ben geçen yıldan bu yıla kadar ben ceza alıp oynamadığım maç hatırlamıyorum. Yok, çok istikrarlı bir şekilde, sakatlıksız. Bir şekilde Allah korusun, yani şimdi sakat makat olmasın. Yani, defans kurulusuysa bizim bu sene defansımız ilk defa 4 kişi bir arada oynuyor. Evet. Yani o da önemli. Şimdi biz takımı iskeletini diyoruz. Orta saha iskelet, forvet iskelet ama takımın defansı tamamen yeni arkadaşlar. Bir de Kamil'in gelmesi, diğer stoperleri de bence abi yeni diye bir şey kaldı mı ya? Yani. Stoperimiz yok. Yeni diye bir şey kaldı mı? 21 hafta geçmiş ya. İlk defa defans kurgumuz bir arada oynadı. Herkes ama yeni yani. Şimdi iskelet dediğimiz ama orta sahada bir sporcu birbirini tanıyor. Özelliğini biliyor. Tamam, 21 hafta geçmiş Mehmet abi. Tamam, katılıyorum. Yeni bir şey kalmamış. Ama her hafta değişti. Şimdi mesela Abdullah Çetin oynadı, bir anda Başaran oynadı. Başaran var mıydı? Abdullah Çetin istikrarlı bir şekilde devam etti. O gittikten sonra? 20 hafta devam etti. Tamam, Başaran. Başaran geldi. Başaran geldi. 3 haftadır oynuyor. Bir anda geldi, orada da oynadı. Hazır ama. O hocanın becerisi. Bak, tamam. Bir anda orada oynadı ve gayet iyi katkı sundu. Evet. Kötü değil. Burza maçında çok iyi top oynadı. Seri, evet. Çok özel. Fenerbahçe maçında oynadı. Yani tabi bir de büyük takımlara karşı ilk defa çıktı oynadı yani. Evet. Birçoğu var ya kaybedebiliriz. Ama biz kazandık. Bunlar da bizim için önemli. Sol bek bir mesela kaç hafta cezalı bir oynamıyordu. Yerine kim oynatıyorduk? Ercan'ı atıyorduk sol bek'e. Evet. Bir anda oyun kapısı. Bir de bir alternatifimiz de var. Ercan bir anda sol bek oynuyor. Bir anda ön liber oynuyor. Bunlar kötü önceler. Bir anda sağ dışta oynuyor. Bak bir anda oralara girdi. Başaran'ın bir anda kazandı, golü attı. Evet. Yani sanki bir transfer yaptık. Özgür Genç'le bir anda kazandık. Yeni bir transfer gibi geldi bize.
Yani bu kadroyla bu şekilde böyle bir takımın yaratılması, bu da teknik heyetin başarısıdır. Aynen. Tabii kesinlikle. Onlara da ayrıca teşekkür etmek lazım. Aynen. Yani düşse de bile ben şahsım bu takımın bu sene en iyi şekilde görevini yaptığına inanıyorum. Kazandıkları da artı önemlidir. Ki Allah korusun düşmesin de. Yok yani öyle bir şey değil. Ona rağmen ben yine bu takımın başarılı olduğuna inanıyorum. Evet. Çünkü bu kadroyla ancak bu kadar. Evet, şimdi biz Buca maçında ve Eyüp karşılaşmasında başarılar diyoruz Ahmet Spor'a. Tekrar söylüyorum. Ahmet Spor bu iki maçta, bir hafta içerisinde oynayacağı iki maçta ve daha sonra Tuzla'yla yapacağı... Yok, şimdi bu çarşamba... Buca, pazar, Eyüp, bir sonraki pazar Tepecik geliyor. Tamam, Tepecik. Ondan sonra kale maçı. Tamam. Arkasından Tuzla'yı yiyor. Bir deplasman, iki içeri. Yani. Arkasından Tuzla'yı yiyorsun hani. Fenerbahçe'den sonra işte Tuzla'ya gidiyoruz. Tabii Ankara Gücü deplasmanı var yani onun için. İyi. Şimdi 2 hafta üstte kendi sahamızda oynayacağız. O yüzden çok önemli haftalara giriyoruz. Biz Ahmet Spor'a başarılar diliyoruz ve Diyarbakır Spor'a geçiyoruz. Diyarbakır Spor biraz umutsuzluğa yol açtı. Özellikle geçen hafta Denizli Büyükşehir Belediye maçında almış olduğu beraberlik ve ondan önceki haftada Kahramanmaraş karşısında kaybedilen maç bizi hayal kırıklığına ve umutsuzluğa sevk etti. Neden? Çünkü lider durumda olan takımın aradaki puan farkını aşması büyük sıkıntılar yarattı bizde. Moral bozukluğu. Tabi bu takımı toparlamak çok zordu. Hali hazırda bildiğiniz gibi Diyarbakır Spor'da herhangi bir yönetim yok. Daha doğrusu bir yönetim becerisi yok. Çünkü işin başındaki insanların yöneticilikle alakası olmadığını hepiniz biliyorsunuz. Allah razı olsun, bir Safet var elimizde. O birebir futbolcularla, hocayla ve başkanla yapmış olduğu görüşmeler sayesinde takım ayakta kalıyor. Eminim şu anda bu söylediklerimden dolayı Safet de rahatsız olmuştur. Evet, çünkü hedef haline geliyor. Her söylendiğinde mutlaka birileri Safet'ten rahatsızlığını bir şekilde kafa kol ilişkileriyle, ayak oyunlarıyla bir şekilde bertaraf etmeye çalışıyor. Kötü adamlar. Bunun da farkındayız ama bu bir gerçektir. Kulüp içerisindeki bu ayak oyunları, entrikalar ya da işine son verilen, görevinden uzaklaştıran adamlar ne hikmetse sorumluluğu kendinde aramazken suçu her zaman Safet'te aradılar. İşte o bizim ayağımızı kaydırdı ve bunun paylaşımlarını Facebook'ta soytarıca, ahlaksızca paylaşımlar yapan bazı insanlar diyelim buna, fake hesaplarla kendi isimlerini yazma cesaretinde bulunmayıp fake hesaplarla insanların hakkında yalan yanlış, olumsuz şeyler yazan adamlar mutlu oldu ve avuçlarını ovuşturdular. Ellerini oluşturdular ve oturdular ki kötü gidişat devam etsin. Diyarbakır Spor daha da kötü olsun ki son tekmeyi de kendine yorsun. Ama gel gör ki Diyarbakır Spor'un bu hafta Ayvalık karşısında almış olduğu galibiyet çok normal, çok doğal bir galibiyet. Yani büyütülmeyecek bir galibiyet. Niye? Sıradan mı galibiyet? Çünkü standartlara baktığınız zaman Diyarbakır Spor Ayvalık'tan 5-6 gömlek daha kaliteli, daha iyi bir takım. Galibiyette sorun yok. Ama nasıl bir hafta? Sizin galip geldiğiniz bir haftada rakiplerinizin kaybettiği bir hafta. Yani makasın çok çabuk kapandığı bir hafta yaşadık. Diyarbakır Spor kendi sahasında Ayvalık'ı 5-1 ile geçerken Etimeskut galip geldiği takdirde belki şampiyonluğu daha çok yaşayacak ve teneffüs edecek durumdayken Sancaktepe'ye son dakikada penaltı golüyle mağlup oldu. Makas aniden kapandı. 7 puana düştü. Nasıl 7 puan? Bir bay bekleyecek, bir de bizimle oynayacak. Bizim kazandığımız takdirde puan farkı 4'e düşecek değil mi? 4'e düşecek. Yani umutlar yeniden yeşerdi. Ben de bununla ilgili bir soru sordum akşamüstü. Dedim ki Diyarbakır Spor Ayvalık karşısında almış olduğu galibiyetle size göre üst takımları yakalama şansı var mı? Onların cevapları var. Şimdi maçtan hemen sonra onu okuyacağız, onları okuyacağız. Bununla ilgili konuşacağız. Toplu sonuçlara bakalım hemen. Adliyespor Yomraspor karşılaşması 2-2 sonuçlandı. Son dakikalarda geldi gol. Kahramanmaraş kendi sahasında Denizli Belediye'ye mağlup oldu. Kazandığı takdirde belki de ligde rahatlayacaktı. Ama Denizli kazandı. Denizli yeniden hayat buldu diyebiliriz.
Payas Gazi Osman Paşa'yı 5-0'la geçti. Önümüzdeki hafta biz Gazi Osman Paşa ile oynuyoruz. İstanbul'da ve seyircisiz bir onlar için seyircisiz, bizimki değil. Onlar için seyircisiz. Yine bu hafta, gün içerisinde yalan yanlış haberler geldi ya da bilgi eksikliğinden kaynaklı haberler geldi. İşte Diyarbakır Spor seyircisi de maça giremeyecekmiş gibi. Hayır, Diyarbakır Spor seyircisi maça girebiliyor. Ne taşıdık onu? Kontenjan. %5 olan. %5 kontenjan girebiliyor. Stat 1000 kişilikse 50 kişi maça girebiliyor. 150 kişi. Değil mi? Ama buradan tabii onu 200-300'e çıkaracağız. Yani aslında Gazi Osman Paşa... Onun iznini Gazi Osman Paşa veremez. Federasyon yok, federasyonla görüştük. Şimdi şöyle, Gazi Osman Paşa kalsa diyor ki stadın tamamını size verelim diyor. Seyirsiz ama. Şimdi federasyon müsaade edelim. Kullanamazsın stadı. Yani izine bağlıdır. Görüşmeler ya, o bağlıdır. Bir takım görüşmeler yapılıyor. Neyse onu söylemiyorum. Yani. Tamam. Etimeskut Sancaktepe karşılaşması demin de söylediğim gibi son dakikalarda gelen 2 golle 2-1 mağlup oldu Etimeskut. Allah devamını nasip etsin inşallah. Orhan Gazi of spor spor 2-1 galip geldi. Yerde Orhan Gazi köprü çarpıldı. Bizim aklımızda konuştuğumuzdan bu yana galip gelemiyor. Evet, bu da bizi yakından ilgilendiren bir müsabakaydı. Çünkü rakiplerimizden biri Sultanbeyli Derince 2-0'la mağlup olurken Kemer Spor Bodrum Spor karşılaşması da Bodrum'un deplasmandan Kemer'i 1-0'la geçmesiyle tamamlandı. İki sahil ve turist cenneti, iki ilçe, biri Antalya'da, biri Muğla'da, Bodrum deplasmandan Kemer Spor'u, bizim eski Bülent Demirkanlı'nın hocalık yaptığı takımı 1-0'la geçti. Önemli bir avantaj elde etti Bodrum. Manisa Belediye'de Zara Belediye'de 0-0. Zara'yı tabii gidiyor. İkinci yarı flaş takımı. Evet. Yenilmiyor değil mi? İkinci yarı yenilmiyor. Sakarya yendi. Deplasmanda puan alıyor. İçeride alıyor. Düşer ama ya. Vallahi aradığı kapatıyor. Söylemem abi. Ali oynuyor mu? Oynuyor. Allah razı olsun. Devre arası ben bir hikaye anlatmıştım burada. İstanbul'da bir gece yapmışlar. 2 trilyon zararlı iş adamlarına para toplamışlar. Transfer yaptım orada var. Liderlik koltuğunda 47 puanla Etimeskut var. Bodrum 40 puanla ikinci sırada. Tabii Etimeskut'un bir maçının eksik olduğunu, bizim o mi? Maçında Diyarbakır Sporlu olacağını söyleyelim. Bizi burada oynanacak. Orhan Gazi belirli mi şey maçı? Tarihi? 23 Mart oynanacak. 23 çarşamba Mart, çarşamba günü oynanacak. Orhan Gazi 40 puanla 3. sırada kaldı. Adliye Spor 38 puanla 4. sırada. Diyarbakır Spor puanını 37'ye çıkardı. 5. sıraya yükseldi. Kemer Spor 36 puanda. Of Spor o da 36 puanda. Yine 36 takımın puanı. Sakarya ki bu hafta baydı. Sancaktepe 35 puanla 9. sırada. Son gruba bakalım. Manisa 32 puana yükseldi. 10. sırada. Yomra Spor'un 31 puanı var. 11. sırada. Kahramanmaraş 30 puanla kaldı. 12. sırada. Derince'nin 30 puanı var. Uzun haftalar Derince ilk 5 içerisindeydi hatırlarsanız. Diyarbakır Spor'a bir mağlup oldu 5-1. Ondan sonra bir türlü düzelemedi. Babak da galip geldi. Defa. Şimdi niye galip geldi onu da söyleyeyim. Başkan elini çekmişti. Bu da şirkettir. Bu hafta başkan takımı tekrar başına geri geldi, küsmüştü. Teknik direktörü getirdiler. Ali Asım Balkay'ı getirdiler. Barıştılar. Yani, ya adam da haklı tabii. Yani. Evet. Sultanbeyli 29 puanla 14. sırada. Denizli Belediye'nin 26 puanla 15. sıraya yükseldiğini görüyoruz. Payas o da ikinci devrenin 14 meçhuri. İyi takımları. 14 meçhuri. Tabii 19 takım ya. Evet. Şimdi düşme potasında kimler var? Payas, Ayvalık Gücü, Zara Belediyesi, Gazi Osman Paşa. Bir kere bu Ayvalık Gücü kesin düşer. Bak Kahramanmaş Belediyesi birden 4 puan almış. Sultanbeyli birden 3 puan almış. Denizli Belediye birden 4 puan almış. Payas birden 1 puan almış. Yalnız bu hafta ilginç bir şey oldu. Ayvalık birden 3 puan almış. Ayvalık birden 3 puan almış. Bak ligin en altlarına bak. Bizim kaybettiğimiz puanlara bak. Yomra. Berabere kaldı. Berabere kaldı. Manisa Belediye burada yenik bir yani. Orada maçımız var. Bak 11. sıradan aşağıya düşünün ama bu takımlara yendik biz. Ofla beraber kaldık. Ofla orada sıkıntı kaldı. 12. Maraş Belediyesi'nde mesela bütün puanlarımızı burada kaybettik. Şöyle bir şey düşüneyim. Söyleyeyim. Ligin alt takımı. Şunu söyleyeyim. Aynen. Hani son iki tarafını yenmişiz. Ayvalık'tan bir puan alsaydık deplasmanda. Payasi deplasmanda yemiş olsaydı yenebileceğimiz bir maçtı. 3 puan. Denizli'yi yenmiş. Maraş'tan en büyük Denizli'nin deplasmandaki maçını boş ver. Buradaki maçını kazanmış olur. Sultanbeyli Maraş'tan deplasmanda yenebilirsin. Maraş 4 puan. Bak Maraş maçında kaç puan kaybetmişsin? 4 puan. 2 maçta 5 puan kaybetmişsin. Sen kaybetmişsin abi. Yani diğer bak. Denizli'den 5 puan. 3 Sultanbeyli'den 8. Denizli'den 5 puan. 13. Payas'tan
15, 2 puan kaybetmişiz. Ayvalık'tan 13, 18 puan. Evet. Yani bunu 10 puanı almış olsaydı, hani 8'i kaybettim, 10 puanı almış olsaydı. Liderdi şu anda. Şu anda gitmişsin zaten. Zaten ligin alttakilerine. Bu ne anlama geliyor? Ligi önemsemek lazım. Rakip. Aynen. Hemen hızlandırıyoruz. Durum böyle. Önümüzdeki haftanın maç programına bakıyoruz. Diyarbakır Spor Lazio Osmanpaşa ile oynayacak. Pazar, cumartesi günü oynuyor sevgili seyirciler. Bunu söyleyeyim. Bütün maçlar cumartesi bu grupta. İstersen sebebini de söyleyelim. Söyle. Çünkü ondan sonra çarşamba günü yani 24 Şubat'ta maçları var. Hafta içi maçları, Var. Evet. Offspor Adliye ile oynuyor. İkisi de bizi yakından ilgilendiriyor. Merhaba. Yomra Timeskut'u konuk ediyor. Bu maç Yomra için çok önemli. Niye önemli? Geçen sezon değil mi? İlker'in son maçında haksız bir şekilde mağlup oldu. Penaltı kararıyla uzatmana mı olmuşlar? Ve sıkıntılar yaşanmış o maçta. Bakalım tabii o maç nasıl bitecek göreceğiz. Yomra öyle kolay kolay gol yiyen bir takım değil. Evet, onu da söyleyelim. Off gibi. Zara Belediye Kemer'le oynuyor. Zara kendi sahasında bu maçı kazanmak zorunda. Bodrum Belediye Sultanbeyli ile oynuyor. Sultanbeyli bir sürpriz yapsın. Evet. Derince Bodrum kendi sahasındaki maçlarda sıkıntı yaşıyor. Aynen öyle. Derince Orhan Gazi ile oynuyor. Bu da bizi yakından ilgilendiren bir müsabaka. Sakarya Manisa maçı da güzel bir maç olacak. Sancaktepe Payas karşılaşması var. Gazi Osman Paşa bizle oynuyor. Ayvalık Gücü Kahramanmaraş Belediye konuk ediyor. Bu cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak olan karşılaşmalar. Evet, hemen maçı verelim. İbrahim. Ayvalık karşısında attığımız 5 golün özet görüntülerini ekrana getirelim. 5-1'lik maçın özet görüntülerini ekrana getirelim. Ondan sonra bu maçla ilgili konuşmaya devam edelim.
bir defa takım olarak, teknik heyet olarak, yönetim olarak, camia olarak böyle bir galibiyete ciddi manada ihtiyacımız vardı. Çünkü üzerimizde bir stres oluşmaya başlamıştı. İkinci yarıya iyi başlayamadık. Galibiyetler gelmedikçe yavaş yavaş bir tedirginlik, acaba soruları sorulmaya başlandı. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Bu nedenle bu galibiyet inanıyorum ki üzerimizdeki bir o tedirginliği, o stresi biraz alacaktır. Tabii her şey bitmedi. Bu galibiyet almak için hafta içerisinde bir takım çalışmalar oldu. Taraftarlar Derneği'ne gittik. Ben ve futbolcu arkadaşlarımız, yöneticilerimiz. Onlarla konuştuk. Çok şeffaf, çok açık bir şekilde karşılıklı sorularla birbirimizi anlayacak şekilde sorularımızı sorduk. Beklentilerimizi söyledik. Onlar bize söylediler derken bugün taraftarımızın da bize verdiği güzel destekle güzel bir galibiyet aldık. Farklı bir skor yakaladık. Tabii bu bize moral olacaktır sadece. Bunun devamını getirmek önemli. İstikrarlı bir şekilde devam ettirmek önemli. Çünkü kaybettiğimiz içeride maç var. Bunu muhakkak ve muhakkak deplasmanlarda telafi etmeyi bilmemiz lazım. Ben Denizli maçından sonra hafta başında futbolcularıma şunu söyledim. Arkadaşlar biz Denizli'de bir ışık gördük takımımızda. Bu ışığı artırarak devam ettirmemiz lazım. Aynı coşkuyu, aynı isteği bundan sonra her maça yaymamız lazım dedik. Sağ olsun arkadaşlar da bugün tabii ki yanlışlarımız yok mu, sahanın içerisinde hatalarımız yok mu? Tabii ki var. Ama her şeye rağmen 5 gollü bir galibiyet daha da fazla olabilirdi. Elimizden geldiği kadar bütün oyuncularımızı hazır tutmaya çalışıyoruz. Çünkü lig kızıştıkça trafik de sıkışacak, maç trafiği de sıkışacak. Kartlar, cezalar, gergin maçlar oynayacağız. Bunun için her arkadaşı her yerde görmek, her yerde denemek de istiyoruz. Bu tür varyasyonlar da yapma şansımız oldu bugün sahanın içerisinde. Bütün camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Üzdüğümüz, kırdığımız Maraş maçında Sayın Başkanımıza bu galibiyet bir nebze olsun, bir nebze olsun. Onu rahatlatmıştır inanıyorum ki. Çünkü o da bizden güzel bir haber bekliyordu bugün. Ben tekrar söylüyorum. Diyarbakır Spor Camiası büyük bir camia. Diyarbakır ili büyük bir il. Bu camia daha üst ligleri hak ediyor. Biz de bu hak ettikleri yere ulaştırmak için bütün enerjimizi, bütün çabamızı kullanacağız. Gerisi artık Yaradan'ın takdiridir. Söylenecek de çok fazla bir şey yok. Çok teşekkür ediyorum. Bizim için çok önemli bir maçtı. İkinci yarıya Etimeskut maçının iptal olmasıyla soğudu yani takım. Bu maç çok önemli bir çıkış için. Biz hala hedefimizden şaşmadık. Bugün de iyi oynadık. Buraya bizi desteklemeye gelen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum ben. Kendim de gol atma şansı buldum. Allah'a şükürler olsun. İnşallah bu maçtan sonra iyi bir çıkış yakalayıp hedeflediğimiz yere ulaşacağız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Grubat Pirozki ve Peşbirgi Bencuya kazançkir Tozici Bencuya. Vallahi o tim ama hakikaten de gava derke sahi hamuji inanmış bulun. Hamuji yani alikari akıkırın. Hamuji bevra leysin. İro me peş habavet. İnsan ve futbolist ama hamul ve bun. İnşallah sürekli hem bir maça, devamı maça evkün. Yani başka çıkışı ne yapacağım? Galibiyat ama piroz be inşallah. Sağ olun. Farklı bir galibiyet nasıl değerlendiriyorsunuz? Uzun zamandır ikinci yarıya açıkçası iyi başlayamamıştık takım olarak. İlk yarıda böyle olmuştu ama bir şanssızlık vardı, bir kısmetsizlik vardı. Bunu kırmamız gerekiyordu. Ya geçen hafta Denizli Belediye maçı 90 dakika topu oynayan biziz ama kendi kendimize hatamızdan bu gol yedik. Sonradan çevirdik ama buna galibiyete dökemiyorduk. Şimdi zamanı gelmişti artık. Seyircimiz önünde böyle güzel bir 14 Şubat gününde taraftarımızla çok güzel bir galibiyet aldık. Onlara armağan ediyoruz. Kendi ailemize, kendi sevgilime de buradan sevgililer gününü kutluyorum. Tebrik ediyorum. Peki, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İbrahim biz konuşurken sen şey yap. Gollerin tekrarını verirsin. Evet Mehmet abi 5-1. Yani ilk defa ayarlarımızı satırı masaya ettik. Evet. Zevkle ve şey. Ben öyle değildim ama. Yok ben eminim çünkü niye? Ben seyrettiğim, belki kaç yıldır seyrettiğim en kötü takımlardan biri. Evet. Yani ne yaptığını bilmeyen, sahada kimin nerede olduğu belli olmayan. Genç bir takımız, tecrübesiz. Bu takım bizi yenmiş. Evet. Evet. Şimdi 20 puan almış yani baktığın zaman az bir puan da değil. Aynen. Yani demek oradan futbol farklı bir şeyler. 3 tane, 4 tane de transfer var yani. Evet. Yani bunun maçı primi 4 milyar TL. Rakip takım için öyle bir prim. Şeyin, ayvalı takım kaptanını söyledim. Direnmeye başladı. Su attı. Ama biz golü attıktan sonra. Yani o kaptan değil ki vicdanı söyledi. Yavaş yavaş çözüldüler. Ama burada bir koşma giden takımın maçın başından
sonuna kadar çok arzulu ve istekli olması. Bir de organize olması. İyi başlaması. Şimdi ben birçok şey yaptığımız zaman biz bunda kendimize pay çıkarmıyoruz. Çıkarmayız da. Bazı maçlar oynanan futbol açısından takımlarda, hocalarda mutlaka farklı şeylere, değişikliklere gidilir. Nasıl gidilir? İşte bu maçtaki kötü sporcu vardır ya da kötü top oynanmıştır. Yerine değişik yapılır. Geçen haftada bir şey dediğimiz zaman kimse sakın bunu şey yapmasın kendilerine. Biz bir Erhan'ı eleştirdik. Ben kendi şahsım bir Erhan'ı eleştirdim. Evet. İnsanlığıyla, kişiliğiyle benden de iyi bir insandı. Onu dedim. Sadece futbol anlamında söyledim. Bu maçta dikkat edersen Gökhan'ın sahada olması neyi değiştirdi? Kontrol edilen bütün toplar yerden takımın orta sahasına servis yapıldı. Evet. Ama diğer maçlarda ne yapıyorduk? Karabağ maçlarından habire uzun top. Rakipte uzun adamlarını kapattığı zaman bizim orta sahamız havadan top seviyordu. E tabi bu Erhan'a bağlı bir özellik değil. Tabi tabi yani ama evet. Onun şablonu genelde Erhan Fahrettin üzerinden uzun toplardan orta sahayı yani pasifize edip rakip takımın sahasında... Gökhan Payal'ın zaten o özelliği var yani işte o Gökhan, topu oyuna sokabilme özelliği var. Soktu, Fahrettin de öyle yaptı. Hı-hı. Takım orta sahamız ne kadar topla oynayınca biz o kadar atak yaptı, o kadar tehlike yaptı. Aynen. Ya bu takımda en fazla skor değişecek iki adam varsa biri Mehmet Özdüraz'dır, biri de Tunç Behram'dır. Skor değişecek yetenekteki iki adam varlığından biri. Ya Umut da var, Gökhan da var. Umut, Gökhan. 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 Çakır. Çakır. Yani forvet hattımızda oynayan iki tane adamımız olur. Skor değiştirecek iki adam. En yetenekli iki adamımızdır. Pozisyona hazırlayan, pozisyona giren, her pozisyon içerisinde olan adamlar var. Var, diğer oyuncular da var. Yani şimdi santraforumuzu es geçme. Emre Aktaş. Ben katılıyorum sana. Emre de var. PTT ayarında bir oyuncu şu anda. Ekstra özellikli adamlar. Forvet hattında oynayan ekstra özellikli adamlar. Evet. Tuş bugün hangi takımda bulabilirsin? Yoktur. Ama Gökhan Çakır'ı da bulamazsın, Barış'ı da bulamazsın. Gökhan Çakır orta sahadadır. Yatışık alanda orta sahada yatışıyor. Barış'ı bulabilir misin? Ben seyrettiğim zaman onu zevk alıyorum. Barış'ı bulabilir misin abi? Orta sahadadır. Ofansif anlamda. Ha, ofansif anlamda. Ben o anlamda dedim. Yani anladım. Oyun skorunu değiştirecek ekstra özellikli yetenekli adam var anlamında söylüyorum. Anladım. Ben defa orta sahadan ilgili bir şey söylemiyorum. Gökhan Çakır en seyrettiğim ve zevk aldım. Futbolunu zevk aldım. Hayranlık ayıcılarım. Spocadan bildim. Top ayağına yakışan. Yakışan adam. Zevk alıyorum abi. En de şey, Barış olağanüstü mücadele ediyor. Tunç zorla attı ya. Bir top direkten döndü, o kadar şey oldu. En son zorla. Seyrettim Emir. İnanın top ayağına geldi ama zevk alıyorum. Evet. Yani istiyorum seyredeyim. Maç kondisyonu Umut, eksik. Umut, inanın top ayağına geldi ama her an her şey yapabilecek yetenekte. Aynen. Canlılık getiriyor, hareket getiriyor, adam geçiyor. Yani özellikle yetenekli. İşte ama bizim bu topçanın olduğu bir kadroda bizim defanstan uzun toplarla, şişirme toplarla rakip takıma gittiğimiz her maçta biz mağlup oluruz. Çünkü bizim orta sahamız yaratıcılığını göstermediği müddetçe biz etkisiz kalırız. Ne zaman biz orta sahamızdan top oynadığımız zaman hem kanatları hem ara topları, kaç tane ara top şey, sağ beyimiz neydi? Cansu. Kaç tane ara top atıldı Cansu'na gitti. Niye? Çünkü top orta sahada buluştuk ama... Adam ismi Serdar da ya, o Cansu kim? Ya biz ona azası diyoruz. Bakın bu özellikteki adamları biz ona göre top oynayacağız, ona göre skor üreteceğiz. Önemlidir, evet önemlidir. Gösterdi kendini. Bundan sonrası için de bu bir umut oldu, ışık oldu. Tamam, bundan sonra da inşallah daha iyi gider. Ha burada da enişte hakikaten üzülmeme geldi. Kendine gelmişken bu haftalarda... Yani kesinleşti mi, MR mi çekti? Yani burada çekilen film ve doktorun görüşü İstanbul'a gitti. Yarın biliyoruz ama %90 maalesef olumsuz. Şimdi ameliyat olan bir sporcu da sezonu kapatıyor. Yani çünkü yani. O çapraz bağının belki o menisküs yırtılmış. Onu da düzenlemesi bayağı uzun zaman alıyor. Yani menisküs yırtıkları bir ay 40 gündür ama. Ama çapraz bağ konuyor. Çapraz bağ kopması ayrıdır. Çapraz bağ kopması ayrıdır. 5-6 ay. Ameliyat kadar önemli. Aynen. O da önemlidir yani. Allah şifa versin. Geçmiş olsun ya menis. Enişe de büyük geçmiş olsun. İşte şimdi takımın kadro derinliğinin, kadro genişliğinin önemli anlıyoruz. Yani şimdi burada yani şöyle Emir yani. Alternatifsiz oynamak. Bir Emir olmasaydı, bir Barış olmasaydı tabii elimizde. Tabii yani. Barış olmasaydı. Gökhan Çakır olmasaydı. Kesinlikle. Yani bizde özellikli adam var mesela. Hepsini orada oynatabilirsin. Bence asıl beni sevindiren hani takımın oynadığı oyundan ziyade, pas yapmasından ziyade asıl geçen hafta Mert'in iyi oynayarak gol atması,
Bu hafta sakattı, bu hafta önümüzdeki hafta oynayabilecek. Deniz'le gol atması. Bu hafta işte artık geldiyse artık bir şeyler yapsın denilen Emre'nin iki tane gol atması. Bir de Tunç'un 5-6 hafta sonra gol atması. Benim gol atması, asist yapması. Asist yani bu de. Hafta hakikaten futbol oyuncularımızın kendine gelme haftası. Şimdi siz, yani hepsi kendini yeniledi, yani kendini resetledi. Yani gol anladınız, siz daha iyi biliyorsunuz. Santrafor oyuncular uzun süre gol atmadığı zaman psikolojik olarak baskı altına giriyor. Aynen. Yani sen onun yeteneğine göre top oynarsan o adam yeteneğini sergiler. Tamam mı? Hep böyle yüzüm dönüktür, bana habire havadan top geliyor, ben sağa sola indireceğim. Şimdi geçen hafta Denizli'de Serdar Cansu orta yaptı, Mert golü yaptı. Evet. Bu hafta işte bir Mehmet Özdraz ortaya asist yaptı, golü attı, Emre golü attı. Daha sonra Emre ile birbirine orta yaptı, asist yaptılar. Tunç değil mi? Yani Emre ortaladı, Tunç kafayı vurdu. Bir pozisyonda Tunç Emre yaptı. Onun için bence yani kendi düşüncemi söylüyorum, santraforların gol atması önemli, gol atmanın başlaması önemlidir. Sen nasıl değerlendiriyorsun maçı? Baktığımız zaman rakiplerin Etimeskut'un mağlup olması, Orhan Gazi'nin mağlup olması, bizim çok önemli bir haftada elde ettiğimiz 3 puan, hakikaten 9 puan niteliğinde bir haftaydı. Ben olaylara gerçekçi bakan bir adamım. Bir çiçekle bahar olmuyor, bir galibiyetle de şampiyon olmuyor. Evet. Bizim bu galibiyetimizin ne kadar değerli olduğu önümüzdeki 7 gün içerisinde, hatta şunun 4 toplamda 5 gün içerisinde deplasmanda Gazi Osman Paşa, içeride de Sancaktepe'de yapacağımız maçlarda belli olur. Evet, önemli bir galibiyet. Farklı galip gelmesi takımın moral motivasyonu aslında önemli ama bizi de yanıltmaması lazım. Bizi de hava sokmaması lazım. Biz daha bir şey yapmış değiliz. Kağıt üzerinde rakibin 10 puanlık bir avantajı var. Evet. Playoff'umuz bile hiçbir maç oynanmadan kazanamaz. Hiçbir maç oynanmadan kazanamaz. Biz bunun örneklerini gördük. İşte alttaki takımlar önce saydık, 18 puan bunlara kaptırmışsın. Evet. Onun için çok temkinli olmak lazım. Ha, bu maç kolay bir maç mıydı? Ben ona katılmıyorum. Zor bir maçtı. Niye zor bir maçtı? Çünkü Ayvalık takımı buraya can çekişerek geldi. Onlar da son, hani tabiri caizse de diyorlar ya, son kurşunlarını oynuyorlar. Ya bize geliyor. Öyle yani. Futbolun içerisinde bunlar var. Artı bu çok kötü gördüğümüz Ayvalık takımı 2 hafta önce Etimeskut'a 1-0 mağlup olurken bizim izleyen hocayı, Şener hocanın söylediklerini söylüyorum. Yarım saat takıl oynamış bir takım. Yani Etimeskut da o kadar abartacak büyük bir değil, takım tabii, değil. Tabii, son dakikalara atmış olduğu gollerle, aynen, verilen penaltılarla buraya kadar gelmiş. Aslında yani bizim attığımız doğru, attığımız bazı gollerde rakibin de hataları var. Yani ciddi hataları da var. Orada bunu da kabul etmemiz lazım. Bizim yeteneğimiz ama şu var. Bizim özellikle 15-20 dakikada kaçırdığımız 4 tane net pozisyon var. Yani çok pozisyon denginliği bakımından da çok pozisyona girdiğimiz bir maç oldu. Burada ben hani birçok oyuncuyu söyledik, siz söylediniz. Ben bir de bir oyuncuyu söyleyeyim. Bana göre bu maçın yani sahanın yıldızı bana göre Barış Ataş'tı. Çünkü Barış Ataş bütün açıkları kapattı. Kanattaki oyuncuların açıklarını kapattı, göbeği kapattı, top aldı bir an sonunda yetinmedi. Gitti bir de asist attı değil mi? Aynen. Orta yaptı, asist attı. Bir de sakat maç öncesinde sakatlığı vardı, adalesinde sakatlığı vardı, sakat oynadı. Yani önemli bir galibiyet ama bu galibiyetin daha önemli hale gelebilmesi için rakiplerin olası puan kayıplarının ne beklediniz bu haftalar? Şimdi peki Maraş maçıyla bu maç arasındaki çok futbol var anlamında çok fark var. Tabii çok fark var. Nedir farkları? Yani ben sana sorayım hocam. Ben söyleyeyim. Tabii yorumcu olan sensin. Biz mi söyleyelim? Ama ben Saffet'ten de paylaşayım. Hayır, biz Saffet'le değil, paylaşacağın insanlar burada izliyor. İşte ben söyledim ama yine de ben de sanki Saffet'le şey yapar. Top bizde. Yaratıcı adamların fazla olması. Top ne kadar bizde kalırsa biz o kadar avantajlı. İsimlerini de söyle. Ne demiştik? Tamam. Gökhan Çakır ve Mehmet Özdaraz'ın aynı takımda oynayabileceğini söylemiştik. Biz defanstaki topların da şişirme toplarla olmaması gerekiyor. Sahaya kısa yoldan gidilmemesi lazım. Öyle olduğu zaman bizim orta sahada havadan top seyirleri sağlıyor. Emre Aktaş gibi bir tane santforun varsa onu ortalarla beslemen gerekiyor. Yan toplardan besleyeceksin abi. İşte her türlü uğruyor. Vole vuruyor. O doğrular yapılınca sonuç böyle oluyor. Tabii mazeret değil ama bir şeyden sonra bir fark daha var. Mesela Kayas maçı olağanüstü şartlarda oynadı. Niye olağanüstü şartlarda? Çok şiddetli fırtına, doğruksuz hava şartları. Bu kadro yapısına bakıyorum. Ben kadro yapısına bakıyorum. Ben yine mazeret değil. Biz Maraş maçında seyrettiğimiz Diyarbakır Spor. Maraş maçını sayma abi ya. Hayır, niye saymayayım? Yani Maraş maçında bu takımı izlesen desen ki bu takım ilk onun içerisine giren o zaman. Olur mu canım? Şimdi sen bu maçı o dediği gibi senin oyun yapın onu bize gösteriyor. Tamam, onu söylüyorum ben zaten. Neyi söylüyorsun sen? Diyorum ki Maraş maçındaki oyun yapımızla hiçbir şey yapamadık. Onu da hata kimin? Teknik heyetin. Payas maçında sen Mehmet Özdraz'ı burada oynatıyorsun. Deplasmanda oynatıyorsun.
Maraş maçı maçında sen Mehmet Özal'da. Şimdi sen 4 tane Maraş maçında da oynattın Maraş'ı. 4 tane santfor oynadı değil mi? Aynen. Oynadı. Mehmet abi 4 tane santforu Diyarbakırspor'a al. 4'ünü de öne koy. De ki ben 4 tane santforla oynuyorum. Hı. Sen bu adamlara top getirmezsen, orta sahadan servis yapmazsan, kanatlardan servis yapmazsan, Hazreti santforun da olsa iş yapar mısın? Yapamazsın. Nedir ancak işte Messi gibi, Suarez gibi, Neymar gibi ultra yetenekli insanlar kendi kendine gidip sormadan top alır getirir, çalım atı atı. O da atı, o da. Abi. Rakip senin yüzünü döndürsün. O da O da üçüncü ligde imkansız çünkü üçüncü lig biraz fiziğe ve sertliğe dayalı bir lig. Her alt lige geldiğin zaman daha çok sertleşiyor ve daha çok fiziğe dayalı futbol oynanıyor. Şimdi bakıyorlar, diyorlar ki işte efendim valla bakıyoruz Türkiye Kupası'nda büyük takımlar ya da Süper Lig takımları alttan gelen takımlara karşı bocalıyorlar. Niye bocalıyorlar? Yukarıdan gelen takımlar, sen de çok iyi bilirsin, futbol oynamaya çalışan, teknik kapasitesi yüksek olan takımlar. Ama alta bakan, alta geldiğimiz zaman vücuda, fiziğe ve koşmaya, kondisyona bağlı ekipler geliyor. Neticede ortaya o şekilde bir durum çıkıyor. Bizde ise dediğim gibi 4 tane 5 tane santforla çıkıp oynayabilirsin. Sorun değil. Sen Tunç'la Emre Aktaş'ı beraber oynatmanda da sıkıntı yok. İkisini çift santfor gibi oynatırsan sıkıntı yaşarsın. Soldan ve sağdan eğer servis yapamazsan bu adamlara, ortadan, göbekten onlara servis yapamazsan, top taşıyamazsan olmaz. Mesela sen Emre Aktaş sırtı dönük oynayan bir adam. Ama sen Emre Aktaş'ı 18 içerisinde işte Barış'ın yapmış olduğu gibi ortayla beslersen o da göğsünü alır, indirir, golünü atar ya da kafayla atar. Aynen öyle. Aynen. Şimdi ben o Maraş maçına yine geldiğim zaman orada demek istediğimi sen anlamıyorsun. Ben anladım, Mehmet anladım. Özdiraz eğer Maraş maçında, Payas maçında oynuyorsa deplasmanda, o da belki daha temkinli oynarsın. Gelip Maraş maçında yedek bekletirsen onu yaratıcı adam anlamında sıkıntı yaşarsın. Ben de diyorum hocam taktirsin. Bundan sonra ne yapacaksın? Ayağa pas yapacaksın. Orta sahan yaratıcı kimliğini kullanacak. Zaten bunu orta sahanda iyi gününde oldu muydu? Sen bugün mesela bu maça baktığın zaman kaç tane kötü yardım sahada buldun? Yok. Hepsi bakıyorsun hepsi birbirinden iyi şeyler yapmaya başladı. Evet. Bazen bir takımda iki tane üç tane kötü olabilir. Ama dünkü maçta dediğin gibi hiç kötü yoktu. Tabii ekstra adam var mıydı? Vardı. Barış'tı. Ben söyleyeceğimi yine söyleyeyim. Ahmet Spor'un kader maçı Bursa Spor maçıydı. Diyarbakır Spor'un kader maçı da Gaziosman Paşa maçıydı. Evet, tabii alttaki takım. Gaziosman Paşa maçını hiç kader maçı olarak görmüyorum. Onu öyle düşünmüyorum ben. Öyle düşünmüyorum. Ben İroni yapıyor Saffet. Niye yapıyor? Doğru bir şey yapıyor aslında. Baktığımız zaman Ahmet Spor'da, Diyarbakır Spor'da zorluk derecesi yüksek olan veya güç konusunda eşit şartlara ve olanaklara sahip kulüplerle yapmış olduğu müsabakalarda sonuca çok rahat gidebilen bir takım. Hem Ahmet hem Diyarbakır Spor. Diyarbakır Gaziosman Paşa maçı kader maçı değerlendirmiyor mu? Kader maçı şu şekilde. Hep böyle kaza maçlarından bu hale geldik. Ya böyledir. Denizli mesela şu anda rakibimiz midir? Adam gelip bizi yendi. 5 puan bizden aldı. 5 puan kaybımız oldu. Yani. Ya onu boş ver. Geçen sene küme düşen takımlara puan kaptırdı. Evet. Şimdi şeye başlayalım abi. Sosyal medyadan sormuş olduğumuz soru şöyle. Size göre Diyarbakır Spor kalan maçlarda rakiplerini yakalayıp geçebilir mi? Etimeskut maçını daha oynanmamış olarak ve Diyarbakır Spor'un bir bay haftasını beklemiş olarak değerlendirirsek iki maç avantajı olan Diyarbakır Spor üstteki takımları yakalayabilir mi diye sormuşuz. Size göre? Ben yakalar diye düşünüyorum. Çünkü bundan sonraki süreçte... Yani bu yakalamanın içerisinde şampiyonluk da var ha. Tabii. Yani ben sezon başında da söyledim. Her konuşmamda söyledim. Ben bütün maçları izledim. Dışarıda da birçok takımdan da fikir aldık. Gelen arkadaşlardan sorduk. Ya da bir eti metus kapalı kutu diye kupa maçlarını özelliklerini izledim. Yani bizim takım hepsinin üzerinde takım. Evet. İyi takım. O anlamda ona inancım var. Niye? Bu hafta mesela mağlup oldu Sancaktepe'ye. Mağlup oldu. Evet. O anlamda ligin ikinci yarısını zorlu geçeceğine inanıyorum. Bizim kadro yapımız bunun üstesinden gelecektir. Evet. Hem bir hafta bay beklemesi avantaj. Artı bizim buraya gelmemiz avantaj. Evet, Saffet sen hemen değerlendirmeni yap. Değerlendirmen kısa olsun. Epey. Ben şunu söyleyeyim. Yani az önce söylediğimi tekrar edeyim. Eğer biz Gazi Osman Paşa ve Sancaktepe maçlarını kazanırsak %70 oranında biz bu işi götürürüz.
Şampiyon olarak. Evet, Etimeskut maçını. Etimeskut maçına kadar biz aradaki puan farkını düşürürüz 3'e 4'e o zaman, yani bu iki maçı kazanırsak diğer ihtimallere bakarak görüyorum. 3'e 4'e düşürürüz. Etimeskut maçı da bizim şampiyonluk maçımız olur burada. Mart'ın 23'ünde. Mart'ın 23'ünde ben böyle düşünüyorum. Evet. Ama bizi bekleyen bir tehlike var, onu da söyleyeyim. Biz kendi ayağımıza kurşun sıkmazsak, hani bir mesele var, hikaye var ya, diyor ya cennet şey meselesi, yani eğer biz kendi ayağımızı iple aşağı çekmezsek, biz birbirimize uğraşmazsak, rakibler bizimle uğraşamaz. Yani hiç kimse bize rakip olamaz ama maalesef bizim sorunumuz kendi içimizde. Kendi içimizde derken camianın içerisinde sorun. Mutlaka bir yok, bence camiada sorun yok. Sorun sizin kulübünün bizzat içinde. Yönetememe sorununda. Yok, o anlamda değil. Ya, öyle bir sıkıntı yok. Bu var bence. Yani öyle bir sıkıntı yok. Yönetememe sorunu var çünkü bir kulübün soyunma odasına taraftar grupları girip eğer futbolcuyla içerideki masaj odasında konuşabiliyorsa bu yönetememe sorunundan. İyi niyetten olmuştur. Ha, iyi niyet diye bir şey yoktur. Bakın arkadaşlar, oraya giren çocuklar hem Mazlum hem Fırat iyi niyetle girdiler. Bir sorunu ortadan kaldırıp barışla tribünün yaşadığı sıkıntıyı bertaraf etmek için girdiler. Ama iyi yönetilen bir kulüpte o görüşme orada yapılmaz. Ya, o bir anlık dalgınlıktan oldu. Yok, galibiyetten oldu. Hayır. Yani olmaz. Bundan sonra olmaz o. Soru sorduğun zaman da işte normaldir, işte ne olmuş diyorsa adam, valla kusura bakma, siz amatör kafayla profesyonel takım yönetemezsiniz. Ya, o ufak hatalar olabilir. Yönetemezsiniz. Veysel Çerih demiş ki bu oyun bu oyunla giderse şampiyonluk belki ama playoff garanti. Aynen. Dile getirmiş. Fırat Yemez, kalan maçların en az 10 tanesini net bir şekilde kazanabilecek güçte, iş ki bunu gerçekleştirebilsin. O güç var, önemli olan sahaya yansıtmaz diye dile getirmiş haklı olarak. Fırat Taş, Etimeskut maçına kadar puan kaybetmezse direkt bile çıkabiliriz. Ya, kaybetmeden ziyade puan farkı 4 veya 3 öyle bir şey olursa şampiyonluk derim. Yani. Bizim maçlarımıza bakacağız. Hiç rakibin bir şeyine bakmamış. Kendi maçlarımıza bakacağız. Beşiktaş, Fenerbahçe maç değerlendirmesi ve motivasyonlarına baktığın zaman her maçı kazanmak için kendi aynı şey söylüyor. Yani amaçları aynı. Her maçı kazanmak için. Etimeskut maçına kadar bizim 8 tane maçımız var. Evet. 8'de 8 yaparsak o maça da gerek kalmadan şampiyon oluruz. Yani. İnşallah. Onu değil. Yani rakip işte puan kaybeder evet. Falan düşünse de kaybedecekler. Yılmaz Er Yılmaz demiş, eğer bu oyunla devam ederse şampiyon oluruz ama playoff garanti bence. Evet. Garanti değil. Bu oyun da bizi yanıltmasın. Evet. Rakip bizi yanıltmasın. Ya neyi yanıltacak? Ha? Ortada bir hocam yani. Herkes sana bu kadar alan bırakmaz. Herkes sana bu kadar rahat oynayabileceğin yer bırakmaz sana. Yani şimdi Ayvalık Gücü'ndeki futbolcu sana orta sahada da ileride pres yapıp top çıkarmana engel olmazken Maraşlı futbolcuyu gördün. Orta sahada sana bastı, bırakmadı. Servis yapasın, top oynayasın. Ben kulübü Maraş başında ben Gökhan'la Mehmet Özde sahada olmuş öyle ve Maraş'ta rahat yenecek. Beşiktaş'ın başarısından mesela bahsediyorlar. Diyorlar ki niye Beşiktaş kitlenemiyor bir takımdır. Ben de diyorum ki Beşiktaş'ta Sosa ve Oğuzhan beraber oynadığı için sıkıntıyı bertaraf edebiliyorlar. Yaratıcı bir yani. Tarafta Oğuzhan var. O sıkıştığımız Sosa devreye giriyor. Atiba da onlara arkadan destek veriyor. Ama o alternatif Fenerbahçe'de yok mesela. Fenerbahçe'de bu işi yapabilecek tek adam Diego Ribas. Evet. Alper'le beraber oynarsa belki alternatifli olur. Ama Mehmet Topal, De Souza ve Ozan aynı özelliklerde defansif özellikleri olan adamlar olduğu için onun gibi alternatifli olamıyorlar. Galatasaray'da da herkes aynı şekilde. Bilal'la Selçuk yan yana oynarsa alternatifli ve yetenekli adamlar, üretken adamlar olurlar. Ama bunu şu anda uygulayan tek takım Beşiktaş. Gelelim Diyarbakırspor'a. Diyarbakırspor'da da bu Mehmet Özdiraz ve Gökhan'la olur. Üretebilen. Onun için ne yapman gerekiyor? Ön liberolardan, defansif adamlardan birinden feragat etmen gerekiyor. Ya da birini forvet arkasında, birini de dışta oynatman gerekiyor. Yani. Öyle mi? Tabii kendi sahanda en azından böyle uygularsın. Deplasmanda evet. Yine kontrol yine çift ön liberona dön. Tabii dön. Evet. Ahmet Spor'da da mesela Ferdi ve Mansur bu şeyi yükü evet. Kaldırabiliyorlar. Evet. Tabii tabii tabii. Hacı Aktaş, işi sıkı tutarsa ligi lider olarak bitirir diyorum. Niye olmasın? İyi akşamlar demiş Yılmaz Hocam. Hacı Hocamıza sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Değerli bir spor emekçisidir. Evet.
Diyarbakır'da evet gerçekten kaliteli bir insan. Keşke herkes onun kalitesi taşıyorsa. Kişilikli, kalitekli olsun. Evet. Duruşu olsun. Emre Hazar, Ankara'dan yazıyorum. Bu sene şampiyon olmazsak bile playoff'tan kesin çıkarız diye çıkacağız demiş. Saygılar İnşallah. Demiş. Ya ben bunları okurken bir de beğeneyim ayıp olmasın. Evet. Çünkü güzel ve değerli bilgiler. Mesajlar için de çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizden ötürü. Evet. Mehmet Nur Kuş. Bu kadro ile devam ederse şansı olabilir Yılmaz abim demiş. Zaten bu kadronun dışında bir kadroyla devam etme şansımız yok. Yeni adam olma şansımız yok. Yani mevcut kadroyla devam edeceğiz. O demek inşallah... seni belki sahadaki bu kadro. Sahadaki idare kadro. 11 tercihini mi? Tercihiyle anlamadım. Bugün ben orada da sporcuyum. Ben o şekilde değerlendiriyorum. Veysican Derdo. Ben şeylerle ünvanlarıyla okuyorum. Facebook'ta götürdükleri için. Onların nickname'leriyle beraber okuyorum. Galibiyet serisini devam etmeli. Haftaya Gazi Osman Paşa maçına büyük destek vereceğiz. Bir maç eksiğimiz var. Bizi bu ligden çıkartın Allah aşkına demiş. Bizler inandık bu sene çıkacağız. İnşallah Vesicim. Diyarbakır Spor çıkacak. Yılmaz Er Yılmaz tekrar demiş. Direkt çıkmasa playoff'tan zor demiş. Çünkü playoff'lar bize gelmiyor. Hakikaten öyle. Test edilmiş bu onaylandı. Şu ana kadar hiçbir Diyarbakır takımı playoff'tan çıkmadı. Bir şey çıktı. Valavuras Spor çıktı. Bal liginden. Bal liginden düşünüyorum. Profesyonel takımı. Profesyonelden bahsediyor. Ramazan Tugay eğer tüm rakipler Ayvalık Gücü gibi olursa lideri de yakalarız ve 30 puan farkla şampiyon oluruz. bu da ironi yapmış. Nedir? Ayvalık Gücü kötü yani zayıf. Ben de söylediğim gibi evet. Ayvalık Gücü hakikaten çok kötü bir. Gördüğüm bu kadar 2 yılda dedim. 2 yılda gördüm en yani ne yaptığını bilmiyor bir takım. Evet. Neyse biz yenelim de rakipler kötü olsun. Metin Özdil. Tabi rakiplerin kötü olması biraz da senin takımın iyi oynamasına bağlı. Abi şimdi rakibin sen ne dedim ki sen top oynasan ki. Orta sahayı geçmiyor. Niye geçmiyor biliyor ki Diyarbakır Spor'a açılırsa yer. Yani şunu söyleyeyim. Denizli Belediye bizi tekrar mı yaptı oynadı yani? Ayas bizi tekrar mı yaptı? Yok. Ama Maraş sana pozisyon vermedi. Ayrı Maraş'ı ben saymıyorum. Yani niye Maraş bildik yani Maraş'ın oyun tarzı sana tam uydurdu. Senin oyun tarzı Maraş'a uydurdu. Ben kısadan ise bir şey söyleyeyim. Bizim erken golü bulacağımız öne geçeceğimiz hiçbir takımız yenemez. Ama gol bulamadığımız 50-60 takımlar sıkıntı yaşıyoruz. İyi golü yediğimiz bütün takımlardan biz mağlup olacağız. Aynen. Aynen. Devam ediyorum. Bu arada bardaklarımız Diyarium'dan satın aldık. Haftalarda burada kullanıyoruz. Diğer kupa bardaklar da burada. Bunları alıp takımımıza destek olabilirsiniz. Diyarium'dan. Formalar, yeni montlar falan da gelmiş değil mi? Her şey gelmiş. Yeni kaşık olur. Her şey gelmiş. Gerçekten her şey var. Şu an diğer her şey ne var. Ama? Yani ne arasan var spor adına. Samet buraya getir sergileyelim ne var yani? Yok canım bizim sergilememize gerek yok. Ya. Görmek isteyen gidip şeyde görsün. Diyarium'da yani, görsün. Yakında söylüyorlar. Arkadaşlar da söylüyorlar. İhsan abi AVM'lerle görüşüyor. Evet. Sen yapıcı. Onlar da bir anlaşma sağlandı. AVM'lerde de standlar açılacak. Valla İhsan yapıcı şeyi güzel yönetiyor. Allah razı olsun. Gerçekten. Aynen. Metin Özdil, Yılmaz Bay kardeşim takımda sıkıntı kanatlarda ve 10 numarada. Tabii ki yakalama şansımız var ama sanki yine playoff olacak gibi geliyor. Ama inşallah yanılırım demiş. İnşallah yanılırız. Evet. Ama 10 numaralı formalı sporcumuz hakikaten ligin kalitesinin üzerinde bir sporcu kardeşimiz. O yüzden onu alacaklar. Neredeyiz? Ha. Barış Kezer, Siirt'ten. İçeride puan kaybetme lüksü yok. Eğer içeride firesiz giderse bu takım playoff kesin olmak kaydıyla şampiyonluğu sonuna kadar kovalar. Selamlar abicim. Yürekten şampiyon olmasını istiyoruz demiş Barış Kezer Siirt'ten bizim TRT Kürdü'deki hakem yorumcusu arkadaşımız. Teşekkür ediyoruz. Ben de katılıyorum. İçeride çünkü rakipleriyle oynayacak. Orhan Gazi gelecek, Bodrum gelecek, Sakarya gelecek. Etimesgut gelecek. Bunlar rakipler. Bunları yendiğin takdirde zaten şampiyon oluyor. 8 maç. Ama biraz daha taraftar desteğine, taraftar gücüne ihtiyacı gelir. Başarı olursa doğru diyor Endeks. Kapalı tribünler boştu. Ya bu olaylarda sıkıntılar var biliyorsun kentte, bölgede. Onlar da bertaraf olduğu zaman, bittiği zaman
sosyal hayatta biraz daha canlılık ve iyileşme yani olur. Allah var, bu hafta tezahürat mağazında da çok muhteşem. O kemik tayfa yani, kemik kadro yani. Gerekeni yapıyor. Yani kolay değil yani. Fırat o üstünü müstünü çıkardığı zaman ona dikkat yani edersin. İşlerden yapıyor, işten yapıyor yani. Ramazan Tugay tekrar göndermiş, demiş geçmişte Diyarbakırlı olan sporcuları yapmış oldukları yanlışlardan ve hatalardan dolayı hep eleştirdim. Ama onlara yapılan haksızlıklara da asla göz yummadım. Ben de şimdi Namık Hoca'ya söylüyorum, dünkü maçta 4-1 önde olmana rağmen neden Emrah Kurt'u, Erhan Kurt'u oyuna aldın, Mustafa Kuru'yu oyuna almadın? Bunun tek bir nedeni var, kaptan olduğu için ve tam primi almak için oynadı. Hiç alakası yok, her şey tam prim alıyor. Evet, oynasa da oynamasa değil mi? Tabii, hiç alakası yok. Yani burada yani bir çoğuna ben de katılıyorum. Ben de gönlü isterdi ki Mustafa Kuru'nun oynaması. Ama bence hocanın kendi şahsi fikrim, düşüncesinde bundan sonra deplasmanda oynayacağım. Belki o anlamda. Hayır. Erhan'ı hatırlayabilirim. Ben hiçbir şahsi fikre ve hiçbir şekilde... Bu benim kendi görüşüm yani, o şekilde de. Tamam Mustafa hocam, sen söyledin. Yanayım. Hayır, sen söyledin düşünceni. Ben de düşüncemi söyleyebilir miyim Safet? Şimdi sadece iki şey düzelteyim. Bir, bu maçın filmi yoktur. Sporcu tarafına alınmıştı. Bu maçta prim istemedik dedi. Onun meselesi yaptım. Bu ikincisi. Bu maç başından bahsediyoruz. Maç başı gelsin de söyleyeyim. Feyzi Başkan'ın aldığı karar gereği takımda ayrımcılık olmasın diye 21 sporcunun tamamına şampiyon olduğu takdirde eşit şekilde maç başı gelecek. Sırf o kadroya girmene de problem çıkmasın. Evet. Kadro sıkıntı olmasın diye. Hı. Buna da teşekkür ama, ederim. Ama ben de katılıyorum. Namık Hoca orada ya kalmış 15 dakika. Ne usallık yapabiliriz. Yani 4-1 öndesin. Yani Erhan'ın oyuna girmesinin Diyarbakır Spor'a ne katkısı var? Sistem denedim hoca diyor. Sordum. Ne sistemi denemesi? Gökhan Payalı sağda oynatmanın yani Mustafa Kuru'nun oyundan çıkmasıyla alakası yok ki. Şey, Mustafa Kuru'nun oyuna girmesiyle alakası hocanın yok. Hocanın taktiridir. Şimdi ben dedim ya bak. Belki hoca bir sonraki maç deplasmanda Gökhan Payalı sağda oynatır. Düşüncesi yok. Sordum ben sonra. Sağ daha da öne doğru atabilir. Ya, bir şimdi bak Mustafa Kuru 21 maçtır. Bir kere forma şansı bulmamış bir adam. Aynen senin evet abi tamam şey yapmayalım yani birimizi çürütmeye çalışmayalım. Senin dediklerine saygılıyorum. Eyvallah. Burada muhalif fikirde olması gereken tek adam. Biz çünkü aynı şeyi söylüyoruz. Aynı şey. Hocam diyor bunu demiş. O bizi çürütebilir ya da çürütecek fikri o söyleyebilir. Ben de şunu diyorum. 21 maçtır bu adam forma görmemiş. Sen bu adamı oynatmamışsın. 4-1 öndesin. Diyarbakır'dasın, taraftarının önündesin. Sen o denediğin şeyi Allah rızası için antrenmanda deneseydin ama Mustafa Kuru'yu bu maçta üçüncü oyuncu olarak onu oyuna sokabilirdin. Velev ki Mustafa Kuru olmadı, forma şansı bulmamış başka bir oyuncu da olabilirdi. Kazanmak adına. Ben illa Mustafa Kuru için demiyorum. Aynen katılıyorum. Mesela yeni gelmiş başka bir stoper var. Oğuzhan. Onu deneyeydin. Başka birini deneyeydin. Ben illa demiyorum ama Erhan Fahrettin Sarıkart da görmüştü. Çıkarım onu. Öyle. Fahrettin'i çıkarsan, Erhan'ı oyuna alsan yine sayılıyor. Gökhan'ın Sarıkart'ı vardı zaten. Sarıkart. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Mustafa Kuru'nun ilk geldiği sene itibariyle söyleyeyim. Onu Diyarbakır Spor'da tutan ve en çok üzerine ısrar eden kişi de Namık Altus oldu. Allah Allah. Hayır bak, bireysel sanki biz kin... Hayır sen kalkmış diyorsun ki sanki bir kin nefret olayına dönüşülmedik. Arkadaş. Yani buna kin tutmuş oynanmıyor. Ya şimdi peki ben de size söyleyeyim o zaman. Mustafa Kuru bu takımda en az para alan adam, hiç paranın sıkıntısını yapmayan adam değil miydi? Az para alan kelimesi bilmiyorum. Yani herkes parasını alıyor sonuçta. Hayır. Diğerlerinin transfer paralarına göre. Problemsiz bir sporcu. Allah İstanbul'a geldi. Başkan ne dediyse ona imza atmadı. Herkesin sevdiği bir sporcu. Başkan ona jest yaptı. Dedi sen bu kadar alıyordun. Senin paranı yükseltiyorum. Herkesinkini düşürüyorum. Seninkini yükseltiyorum. Ben ne söyleyeyim? Ben de Mustafa Kuru'yu seviyorum. Herkes de kulüp içerisinde seviyor. Kendisine takma faydalıdır. Oynamadığı zaman herkesi motive ediyor. Bak ben tekrar söylüyorum. Olay Mustafa Kuru'nun neden anlatılmadığı olayı değil. Olay oynamamış adamlar vardı. 4-1 öndeydin. Başka bir kişiyi oyuncu olarak değiştirseydin daha iyi olurdu. Aynen. Erhan'ın yerine. Aynen. Tamam ben itiraz etmiyorum ki. Ben diyorum ki hoca da böyle söylüyor diyorum. Peki. Evet ben Yılmaz'cığım ben kendim söyledim ya. Kazanma adına demiyorum ben. Kazanılsın. Onları da kazanalım. Çünkü bundan sonraki süreçte ona da bize lazım olacak. Ben de dedim bir sistem üzerindedir. Değişiklik yaratmış. Çünkü bir dahaki maçlarda deplasmanda belki böyle bir taktik var.
ayrı bir şeydir. Onu hepimiz biliyoruz. Benim ama İzmanlar'da izlediğim bir tane genç sporcu keşke var. Keşke Mustafa'yı kazanaydı. Benim İzmanlar'da izlediğim benim açıkçası maç 5-1 olurken benim aklıma ne geldi? İzmanlar'da izlediğim iki tane genç sporcu var. İmdat ve Serkan. Keşke onlardan bunlar kadro olsaydı ama alamadın yani. Alabilsen bunlar olsaydı bunların oyuna sahip sürseydin. Ya da Mustafa Kuli sürseydin sahip içinden geçti. Işte. Ama sonuçta hocanın takdiri bende. Ya Mustafa Kuru ve de dikkat edersen şeye doğru geldi değil mi? Kulübeye giderken yapmış olduğu hareketi de ben tasvip etmiyorum. Doğru bulmuyorum. Bunu da söyleyeyim. Her ne kadar tamam haksızlık edilmiş olabilir, yanlış olmuş olabilir veya tercih başkasından yana kullanmış olabilir. Sen sinirlenmeye, antrenman yeleğini atmaya hakkın yok. Bunda da seni eleştirmek gerekiyor. Profesyonelsin, görevini verildiğini yapacaksın. Evet. Aynı şekilde. Küsme, darılma, kızma gibi bir şey yok. Lüksün. Ben örneğin ben kaleci Ceyhun'u tebrik ediyorum. Kime? Ceyhun'u tebrik ediyorum. Ceyhun Bambaşkanı şimdi. Ceyhun Bambaşkanı. Kaleci Ceyhun. Tabii. Aslan gibi adamdır. Öyle kardeş emir olduğu için de. Hakikaten çok kalite bir insandır. Demek ki kişilikle ilgili. Bazı şeyler çok önemli. Yani bir insan adamsa mesleğini de o şekilde icra ediyor. Yani Ceyhun o konuda sıkıntı yok. Yani gelip bizim karşımıza oturup kardeşim vallahi Onur iyi oynuyor ben bir şey diyemiyorum diyemem. Hayır siz ona diyeceksin ki öyle bir şey yok. Onur iyi oynuyorsa sen de zorlayıp formayı alacaksın. Ama antrenmanlarda da herkesten fazla çalışıyor. Hüseyin Atılgan demiş ki bence yakalar ve birinci olur ve şampiyon olur. Rahatça Futbol Federasyonu izin verirse siyaseti karıştırmamaya dikkat etmeliyiz demiş. Doğru söylüyor. Katılıyorum siyaseti Hüseyin Atılgan'a. Murat Millet ilk beşe girelim yeter demiş. Ayıptır yani. İlk beş garantidir. Ramazan Tugay teşekkürler. Hayırlı yayınlar demiş İmaz Hocam. Oktay Dilek Kahraman bizim eski oyuncumuz İstanbul'da. Sancaktepe'de altyapıya bakıyor. İmaz abi futbolda olmayacak bir şey yok. Yakalarız, rahatlıkla geçeriz. Etimes Kutu'da yeter ki futbolcu kardeşlerimize o güveni verin. Teşekkürler Oktay. Bu hafta görüşürüz inşallah. Oktay'cım teşekkür ediyoruz. Aynen. İstanbul'a gittiğimiz zaman küçük Oktay var diyor. Kayapınar'da diskide. Kayapınar'da diskide. Evet. Sancaktepe'de altyapı antrenörü. Barış Güney şampiyon Diyarbakırspor demiş. Bir diğerinde Mehmet Cengiz Emen Çınar'dan. İnşallah yakalarız. Bu hevesimiz kaçmaz. Lideri yenersek bu iş tamamdır. Demiş içerideki diğerinde yenmemiz lazım. Etimes Kut maçında. Murat'ti. Bu Murat kalecidir soy ismi. Murat'ti diyor. Bizim Ramazan'ın kardeşidir. Ramazan kaleci var ya. He bizim Ramazan. O köy ağası. Evet köy ağası. İzliyorsa bizi. Ağanın kardeşidir Murat. Biz şu anda tam kadro olarak Ahmet'in playoff maçlarına kalmasına yoğunlaşmışız demiş. İnşallah Ahmet de playoff'a kalır. Diğer tahmini boşalmış yani. He? Diğer tahmini konsantrasyon olmamış. O demiş yani biz ilk 5'e kalacağız. İlk 5'e diyen de o. Diyarbakır Spor ilk 5'e kalacak. Bu kalmış yeri kalsın orada kalsın. Playoff'un da kalmasını istiyor tabii demiş. Tabii yapımız ona motive olalım. Ali İhsan Siverek'ten gönderiyor. Dünkü maçı yerinde izledim. Takım 1-0 öndeyken bocalayan bir durum vardı. Sağ köşeden atılan serbest vuruşla bundan golden sonra takımın kendine güveni geldi. Ve de takım farka koştu. Buradaki tek amaç takımın kendine güvenmesi ve de takım üzerindeki baskının azalması. Ve de daha ilerleyen dönemlerde şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürümesidir. Baskı ne kadar artarsa bu takım o kadar başarılı olur. Unutmayalım. Olmaz. Evet, tam tersi. Cümleyi ters konuş herhalde. Yazım baskı olursa olmaz. Sıkıntı olur şu anlamında. Yücel Aslanhan bizim marka alanı değil mi? Evet, marka alanı. Marka alanı. Oranın sahibi. Sevgili arkadaşım. O da iyi bir Diyarbakır sporudur. Yılmaz abi eski Diyarbakır ruhuyla oynasınlar. Yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. Evet. Hakikaten. Yani o Diyarbakır sporun fotoğraflarını, kupalarını gösterin onlara. Kupalar yok ortada abi. Ne nerede? Bilmiyoruz zaten. Taraftarlar Derneği, Azrail'ler falan bir yer yapıp orada sergileyeceklerini söylediler. Onların çalışması var da ben ironi bir şey söyledim. Yani. Yer yapıldı mı? Yer yapılıyor. Tamam. O zaman kupalar kaybolmaz. İnsanlar kaybolur. Kupalar kaybolmaz. Nerede? Safet'cim unutma. İnsanlar kaybolur. Gideceği yer toprağın değildir.
gibidir. Eserler kalır. Ama kupalar kaybolmaz. Aynen. İsimler kaybolmaz. Yücel doğru demiş. Diyarbakırspor'un geçmiş başarılarıyla futbolcuların o fotoğraflardaki karelerini görsek, aha buradalar. Tarihteki Diyarbakırspor. Birçok stadyuma gidiyoruz şimdi. O stadyuma girerken var ya, o takımın ambiyansının yaratılması var ya, fotoğraflar bakıyorsun var ya. Yani oraya girdiğin anda, stada girdiğin anda artık o duygular tamamen seni maça götürüyor. Eski mesela İnönü Stadyumu'nda koridordan geçerken rakip takım koridorunda Beşiktaş'ın kazanmış olduğu zaferler ve siyah beyaz fotoğraflar vardı. Yani oradan geçen futbolcu bile bakardı, işte Beşiktaş saygı duyardı. Tabii. Aynen. Odur. Sporcu kendisi de oraya girdiği zaman var ya, o maçı otomatik maçı. O yüzden mesela şimdi bence Diyarbakırspor Kulübü Diyarbakırspor'un eski fotoğraflarını, başarılı olduğu futbol, şampiyonluk kupalarının fotoğraflarını, o takımların kendi fotoğraflarını, kendi tesisinde futbolcuların yemek yediği yere, soyunma kaldığı yere, soyunma odasına asmalı. Doğru söylüyorsun. Bir öneri. Sporun girişinde var ya, o hava yansıyacak ta çıkacak kadar. Nerede olduğunu bilsin. Nerede, doğru. Hangi formayı giydiğini bilsin. Aynen. Kimler burada oynamış. Ya tünelin olduğu yer var ya, kapıdan yani, çıktığı zaman o koridoru yaparız. Mesela geçen hafta bir yazı yazdık. Bir resim Aspı Kulübü faydalı da oldu hocanın isteği üzerine. Kaybolan ruhu geri getirmek üzerine. Çünkü haftalarda bir ruh eksikliği vardı. Adliye maçında altın altın goldan sonra bütün futbolcuların tek yumruk olması. Onu mesela kulübün ortasına astı. Evet. Etkiliyor herhalde. Emre Aktaş'ın bu hafta iki gol atması hakikaten çok önemliydi. Onunla ilgili çok kaliteli bir golcü olduğunu dile getirdik. Zaten söyledik. Tam istediğimiz zaten ondan gol attı. Tunç'un, evet. Tunç'un gol attı, hem asist yaptırdı. Evet. Barış asist yaptı, çok iyi oynadı. Barış neredeyse golü de atıyor. Umut Hakeza gol attı. Uzun zamandır atmıyordu. Gökhan çok iyi top oynadı. Evet. Emir oyuna girdi, penaltı İşte yaptı. Tek üzücü tarafı Enis'in sakatlığı oldu maalesef. Recai Geneş, takımın bölgesel anlamda eksiği var ve bu maçlarda ciddi biçimde oyuna ve doğal olarak da skora yansıyor. Sol açık bölgesi sorun olmaya devam ediyor. Bu bölgede futbolda rakibe ters gelen savunması en zor bölgedir. Bu açıdan zafiyet olarak görünüyor. Bir başka deyişle etkili bir silahtan yoksun oynuyoruz. Naçizane bu bölgede ilgili tasarruf hakkım olsaydı takım içinde bu işi en iyi yapacak kişinin Erdinç olacağı kanaatindeyim. Demiş Recai Geneş. Tespit çok doğru. Bir kere bunu söyleyelim. Oyuncu tercihi hakkında tabi tartışılabilir. Erdinç bizim değerli bir oyuncumuz, önemli bir oyuncumuz. İyi bir profesyonel. Erdinç oynar, Muhammed oynar bek pozisyonda ama ileride devre arası Diyarbakırspor'un ilgili kişilerine sol açığa da transfer yapmayı düşünüyor musunuz? İhtiyaç olduğunu görüyoruz dememize rağmen farklı şeyler söylendi. İşte sol bekte şu oynayacak. Bir tarafta bu var. Şu ara oyuncular da gelmek istemedi ya. Bulduğumuz oyuncular da gelmek istemedi. Emre Aktaş uzaydan mı geldi? Yok, Emre Aktaş da ya niye uzaydan geldi? Gökhan Payal uzaydan mı geldi? Yok, şimdi onlar burayı bilen oyuncular. Allah Allah. Son Emre Aktaş nereden biliyor burayı? Ya Batman'da oynamış, burayı bilen bir oyuncu. Bir de hocayla ilişkileri. Tamam, Batman'da oynamış. Yani sol açığa bu takıma bellidir. Bir tane sol açık Adem'den verimi alamadı. Tamam abi, gelmek isteyen oyuncu çok oldu ama gelen adamın da iyi olması lazım. Zaten biz de diyoruz ki transfer yapmak için transfer yapılmaz. Var, Umut var. Onların da çok üstünde bir adam alabilirsen saygı duyuyor. Ama almadığı zaman Umut o işi görür, o da gidiyor. Allah kusura bakma. Ferhat Akol bizim yeğen. Demiş ki Diyarbakır Spor playoff'ta rahat kalır da Ahmet'in işi çok zor. Ahmet'in kilidi bu hafta belli oldu. Yani bu 10 gün içerisinde belli oldu. 10 günün periyot çok önemlidir. Aynen öyle. 3-4 maç önemli. Recai Geneş demiş tekrar, hatırlarsanız Murat Hacıoğlu da Diyarbakır'da sol bek mevki için transfer edilmişti. Fakat daha sonra sol açık mevkinde oynayarak büyük başarılar elde etmişti. Ben Erdinç kardeşimi Murat'a benzetiyorum. Oyun anlayışı olarak Murat Hacıoğlu gizli santfor gibi oynadı Diyarbakır'da. Allah benden razı olsun. Evet. Sen yıllar sonra bir şey söyleyeyim ama yani bunu kimse yanlış yere çekmesin.
bir gün o kulüpte gazeteci Fadil Ümit Kayan'la beraber oturuyoruz da İsmet abi de olaya şahittir. Evet. Ümit Kayan kan ağrıyor, işte bağın ağrıyor, kardeşim santrafor yok, bundan şu sakat, şu bu adam bulamıyorum falan filan. Bir anda aklımdan bir şey geçti. Dedim ki ya bence aslında takımda santrafor var dedi. Ne saçmalıyorsunuz dedi oradaki. Dedim ya bu Şekerspor'da Murat Hacı onu ben izlemişim. Bu adam Şekerspor'da ve genç milli takımda oynarken santrafor da oynayabiliyordu. Nereden biliyorsunuz falan? Açık oynuyor. Dedim Raşit Çetiner, onun Ümit milli takımdaki hocasıdır. Arayın sorun, arıyor Ümit Kayan. Yani arabiliyorum bizim yanımızda Reşit Çetin, vallahi doğru soruyordu. Sıkıştığım zaman oynatıyordum dedi ve faydalı oluyordu. Oynadığı ilk maçta da benim şansım şey gol attı, Gezdebe gol attı. Ondan sonra öyle gitti yani. Ama 13-14 tane gol attı. O sene 14 tane gol attı. Sefa Kılıç demiş, Ramazan Tugay abime katılıyorum. Öncelikle o esnada ben yedek kulübesine baktım. Mustafa Kuru artık bıkmış gibiydi. Oynatılması lazımdı bence. Aynen. Vedat Kızıl demiş, inşallah şampiyon oluruz. Barışcan Gölcü, abi %100 şampiyonuz. Bu özgüvenle oyuncularımız oynasa seri galibiyetler alırız. İnşallah. Valla seri galibiyetlere de ihtiyacımız var. Yani tabii. Önce Gaziantep'e inelim. İlhami Yeşil Ördek, bence birincilik çok zor. Playoff'tan çıkarız inşallah. İsmail Elmas. Evet. İsmail Elmas, bu takımda kesinlikle Mustafa Kuru'nun hakkı yeniyor. Onun yerine oynayan Adem Mustafa'dan iyi değil, yazık oluyor bu adama. Yani olay kişiselleştiriyorlar, ne kadar yanlış bir şey. Yani. Adem de mesela bu maçta oynamadı. İyi de arkadaş taraftara, yani seyirciye saygı duyalım. Saygı fikrini yani. Söylüyor yani. Ben fikrine Adem saygı duyuyorum da haksızlık yaptığı kelimesini ben kabul etmiyorum. Yani. Adem bu maçta oynamadı mesela. Ben haksızlık yaptığını ben de söylüyorum. Ben yok, kabul etmiyorum. Bu maçta Mustafa Kuru haksızlık yaptı. Bu maçta ben de haksızlık yaptığını kabul söylüyorum. Ben de kesinlikle ben kabul etmiyorum. Ama niye? Ben kabul etmiyorum yani. Sizin gibi düşünmek zorunda değilim. Allah Allah. Çürüt o zaman bizi. Ben söyleyeyim, ben kabul etmiyorum. Çürüt bizi arkadaş. Yani 3 yıldır... De ki Mustafa Kuru'nun oynatılmamasının sebebi buydu. Bu maçta böyle gerekti. Biz de diyelim ki biz de saygı duyuyoruz. Mustafa Kuru'nun özelliği... Yani haklı bir mantıklı bir şey söyle bana. Ya ben şimdi o diyorum ki yani hocaya ben inanmak zorundayım. Hoca diyor ki ben orada sistem denedim ya diyor. Ben hocaya inanmak zorunda değilim yani. Zaten... Hocanın yapmış olduğu şeyin yanlış olduğunu düşünüyorum. Tamam ben de senin sen yanlışsın demiyorum. Zaten... Yani fikrim farklıdır. Dikkat edersen ben kendim söyledim. Ben senin hocayla konuştuğunu, hocanın sistem denediğini ben duymadım. Ben kendim fikrimi söyledim. Dedim ki Gökhan'ı aldı Sabah'a. Tamam, stoper biber olarak oynattı. Cansu'nu biraz da öne çıkarmaya çalıştı. Sistem doğru. Denemek... Bundan sonraki maça için deneyebilir bunu. Sistem denemek değil bu abi. Yeni bir sistem değil ki. Pozisyon denemek. Adam denemek. Ama keşke bugün için denemeseydi Mustafa Kuru. Ben de diyorum ki keşke Mustafa Kuru oynatsaydı. Aynen. Oynatsaydı. Bu onun için de yere kulübesine onu niyetle çağırdı. Tamam. Demek ki sen de bizim gibi düşünüyorsun. Hayır ama hocanın fikrinden saygı göstermek zorundayım. Elbette bir saygı gösteriyoruz. Biz demiyoruz saygısızlık yapalım işte. Hoca sen yapıldım, işini bilmiyorsun. Yani. Ben haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Ben de haksızlık yapıldım. Yani bu maçta oynatmayacaksın. Ya Mustafa Kuru değil miydi Menemen maçında oynadığı şey oynadığı futbolla adam ikinci lige transfer teklifi aldı. Tamam, gitmedi burada kaldı. Demiyorum ki Mustafa Kuru çok iyi oyuncu. Yani kötü demiyorum ki. İşte uzatmayalım o zaman tamam yani açtık mı konuyu tartışıyorsa birbirimizi ikna edeceğiz. Aynen. Sporcu kazanalım. Sporcuları kazanmak anlamındadır. Biliyoruz ya yedekteki sporcularla kazanabiliyorsan bir takım olur. Yani haftalar can Mehmet Özdraz'a da aynı haksızlık yapıldı. Mehmet Özdraz neredeyse unutulmuştu. Adam bıkmıştı. Gidiyordu buradan kaybediyordu ya. Kaybediyordu ki kazandı. Mehmet Özdraz'ı bu takıma kazandığında bu hocadır sonuçta. Gidiyordu. He? Bu takıma kazandığında bu hocadır tekrar. Yine yani Mustafa Hoca da şans veriyordu kendisine. Mustafa Hoca'nın döneminde neredeyse zaman olsaydı gönderecekler. Yani biraz da Türbün'ün de bunlara katkıları çok oldu. Bu anlamda Türbün'e teşekkür tabii. Etmek lazım. Yani çünkü Türbün arkadan sporcuyu destekliyor. Aynen. Katkı sunuyor. Tamam mı? Yani mesela bir maç Maraş maçını biz biraz hepimiz tavsiye etmedik. 17 dakikamız kaldı. Bu maç evet. İçin ne kadar oldu çok da şey yapma destek verdiler. Aynen öyle. Evet. Ne demiş? Bence birincilik zor demiş İsmail Elmas. Evet Sait Bayram. Bana göre Diyarbakırspor'un kalan maçlarından çok fazla bir varlık gösteremeyeceğini düşünüyorum. Yani sanki kaç tane maça gelmişsin Sait, kaç tane maç seyretmişsin, bir de bu yorum yazıyorsun. Televizyonda bile izlememişsin. Sait Bayram bizim gazeteci arkadaş. Diyor ki bana göre Diyarbakırspor'un kalan maçlarında çok fazla bir varlık gösteremeyeceğini düşünüyorum. Bir maça gelmemiş. Ahmet Spor maçına gelmişti. Buradan orada maçı göremediğini düşünüyorum. Yani ligde bu haliyle devam eder. Belki en fazla 1-2 puan daha. O da futbolculara kalmış.
Böyle Sait yazmamıştır bunu ya. Oynarlarsa olabilir. Sait seni kınıyorum. Sait eski sporcu sakalıcısı nasıl olmuş? Sait önce bir böyle bir silkelen böyle kendine gel. Ben de o yazmamıştır ya. Onun kendine gel. Bir onun ilgini kullanmasın. Sen futbolu da yani bilen bir adamsın. Halı sahada seni oynatıyordu ha elinde. Ben kaleciyim de yani. Ben sporcuyum. Gelip maçlarda kaleye de geçiyordun. Uzaktan az gol yemedin yani. Hiçbir maça da gelmemiş ha. Yok gelmedi. Bir dakika maça onu getireceğim. Karaca da. Hayır sormak istiyorum. Sait neye göre? Belki o yazmamıştı. Onu yazana inanmak istemiyorum. Canım nasıl kendisi kendisi yazmıştı? İnanmak istemiyorum. Ben sahip bu yorumu yapmaması lazım ona. Belki de yorumu yapmıştı yani. Hakan Bostancı her seneki gibi yine aynı senaryo. Şampiyonluk yine hayal. Evimizden Maraş, Belediye, Sultanbeyli gibi takımlara puan kaybediyoruz. 3 puan veriyoruz. Açsın dışarıdan çıkartalım. Ne şampiyonluktan bahsediyorsunuz demiş. Playoff'a kalıp yine çıkamayacağız. Bu playoff bize uğurlu gelmiyor. Söylesenize tarihimizde bir kere olsun playoff'larda sevinebildik mi? Yine çıkamayacağız. Yine yine yeter demiş. Dediğin gibi ilkler önemlidir ya. Evet. Durum böyle. Mesajlar bu yöndeydi. Teşekkür ederiz. Şimdi Spor Ekstra'nın sayfasına gelen birkaç tane mesaj var. Halit Tekin göndermiş. Tekin Halit, pardon. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Genel olarak bir soru sormak istiyorum. Diyarbakır Spor Şampiyonluğu şu an için yüzde kaçlık dilimde diyebiliriz? İyi yayınlar. Şimdi bu durum şuna benzer. Diyarbakır Spor borsada oynamıyor. Borsada hani rakamlarla, parayla, doların yükselişi, euronun inişiyle oluşan parametrelerle değerlendirmeler yapamayız Diyarbakır Spor'la ilgili. Ama şu var önümüzde. Biraz inanca, biraz desteğe, biraz doğruların bir araya gelmesine bağlı olan bir olaydan bahsediyoruz. O yüzden Diyarbakır Spor'un başarı olabilmesi için bir kere o doğruların yan yana olması gerekiyor. Bir, kentin desteği. Değil mi? Evet. İki, kulübün doğru yönetilmesi. Üç, futbolcu topluluğun birbirine inanmışlığı ve kenetlenmesi. Dört, haksızlıklara biraz daha süspanse edip bypass edebilmek. Bu doğruların birçoğunun bir arada bulunması ve bir başarı nedir o? Nasıl derler? Galibiyetler serisinin üst üste gelmesiyle direkt çıkabilme şansım var. Ha bunu oransal olarak hesaplarsak şu anda Etimesgut'un şansı ne kadarsa benim şansım %70. O %100'se ben %70. Ben %70 ağzımdan aldım. Aynen %70 doğru. O yüzden inşallah bunu da gerçekleştiririz. Ayrıca mesajdan dolayı da teşekkür ederim. Şimdi Rojava Futbolen'in sayfasına da mesaj gelmiş. Onu da okuyalım. Kürdistan'dan gelmiş. Kuzey Irak'tan. Evet. Şimdi az sonra tabii futbola Herem'e başlamış şu anda. Belki onu biraz daha hastaneye gidiyorum. Oraya gelmiş. Diyarbakır Spor'a başarılar diliyoruz. Önemli bir haftaya çıkıyor. Özellikle Gazi Osman Paşa deplasmanından hemen sonra içeride çarşamba günü oynayacak maçta da elde edeceği galibiyet 6 puan hakikaten birçok şeyi değiştirir. Bu programı puan... bilmiyorum. Sancaktepe'yle hafta içi mi oynayacağız? Hafta içi. Hafta içi, evet, çarşamba günü. 24 Şubat çarşamba günü. Bunları iyi bir dile getirmemiz lazım. Belki bir çoğun haberi olmuyor. Yok, niye duruyor sana? Bir paylaşılır bu arada. Biraz şey yapalım, gazet yapalım. Şimdi önce bu maçı atlatalım ki onlara yardım edelim. İkisi birden yardım etsin. Evet, önce bu maçı. Ben en çok... Deplasmandaki maçı yazmana gerek yok. Yani her zaman önündeki kendi sahanda oynayacaksın. Yani. Kendi sahanda oynayacaksın. Maç saat tarihi önemlidir. Deplasmandakini de yazmana gerek yok. Çünkü çoğu süre gitmeyeceği için. Evet. Diyarbakır Can TV'nin sayfasını göremiyoruz. İbrahim. Mesajlar gelmiş. Onu sen okuyabiliyorsun değil mi? He. Uydudan yayınımız var mı yok mu onu soruyorlar program bitmek üzereyken. Var mı? Abi maalesef uydudan yayınımız yok. Bir tarihinde olacak. Hayır. Uyduya çıksak bile kaçak çıkacağız o yüzden çok. Kaçak çıkanlar da kapatıyoruz. Yani Gün TV de kapattı. Kaçaktan dolayı. Allah Allah. Özgür Allah Allah. Gün. Allah. O da frekans tahsisi olmadığından dolayı. İşte bir gün o zevk için günleri kaybediyoruz. Ya bilmiyorum tabii içeriğini bilmem için. Güzel ha bak bir günlük zevk için günleri kaybediyoruz. Biz her zaman öyle günlük bir saati düşünüyoruz. Sonrasını düşünüyoruz. Gotine babukala gibidir ha. Şu an ne bir söz. Evet.
Tekrar ediyorum, hem Diyarbakır Spor'a hem Ahmet Spor'a başarılar diyoruz. Bal Ligi'ndeki değerlendirmeyi çok kısa bir şekilde alalım. Yani her zaman olan şey ama büyük bir şans elimizde varken kaçırdık onu. Ya İbrahim sen cansın olarak. Buyurun. Bal Ligi'de buyurun. Ya orada üstlüklerde biraz daha heyecan daha fazla oluyor. Bizde bence hemen hemen belli oldu. 3 tane Diyarbakırlı hoca, 4 hoca tane hoca. Yol Spor'un hocası, 1968 Diyarbakır Spor'un hocası, Elbak Spor'un hocası ve Tatvan'ın hocası. Diyarbakır. Tatvan'da Hüseyin Hoca. Hüseyin Hoca geldi, arayı kapattı. Evet. Zaten şu anda şehirden de odur. Yol Spor'u yendi. Bana göre en büyük aday odur. Aday odur ama ona da istediği gibi gitmiyor diye duydum. Ne kadar da bilmiyorum ama onun da istediği gibi gitmiyor diye biliyorum. Bugün bir haber geldi işte. Yani daha doğrusu bir haberde ben okudum, öyle değil. Biri düştü, biri de can çekişiyor. Herhalde 68 için düştü. Nasıl bir şeydir bu? Bir can çekişiyor. Yani can çekişmeye yok, onun için bir sıkıntı yok. Bizim 7 puanımız var. Evet. Tabii yani bizim yol sporu yakalayıp can çekişiyor dediği odur. Şimdi son iki sırada yer alıyorsan yani can çekişiyorsun, doğru söylüyorsun. Diyarbakır 1968 can çekişmiyor. Can çekişen yol spor. Yol spor için söylüyorum. Evet. O zaman tabii, haber doğru. Doğru. Kritiktir, ama tersine söylemiş. Diyarbakır 1968 düştü mü? Hayır, düşmedi. Yani yok, hayır. Diyarbakır 1968. Net kesin konuşmak doğru değil. Yani. Futbolun içerisinde öyle bir şey. Diyarbakır 1968 iki maçını kazandığı takdirde puanı 13 yapacak. Eğer Silopi böyle giderse Silopi yakalayacak. Aynen. Bak, o zaman ne olacak? 68, playoff oynayacaklar. Aynen, 68 iyi bir kadrosu vardır diye. Çünkü iyi sonuçlar da alacak, sürpriz sonuçlar da alacak. Mücadeleyi en azından sonuna kadar götürecek. Valla iki takım da şu anda can çekiyor. Götürecek. Yospor'un kadrosu, bakış açısı, ilgileri, duyarlılıkları biraz daha farklı. Sezon başında ilk yarıda aldığı puanlar onları kurtardılar. Yoksa ikinci yarı itibaren o puanları da almayabilirlerdi. Ya biz onlara yenilmemiz bizi biraz daha sıkıntıya soktu. O avantajımızı kaybettik. Normalde şu anda beraber olmuş olsaydı 3 puanla ilgili 11 puanlar olmuş olacaktı. Daha farklı sıkıntı oluyor. Evet. Buyurun. Zafet Bey. Yani tablo net. 1968 bu hafta eğer içeride Kızılkaya ve Fırat yenseydi kredite kalma şansı %70-80'e çıkacaktı. Niye? Çünkü Silopi'nin yaşadığı sıkıntılar var. O da muhtemelen arta çekilecekti ama bana göre bir berabere kalarak ayağına kurşun soktu. Ama benim de aldığım bilgilere göre izleyen arkadaşlar yani iyi oynadığını, galibiyeti kaçırdığını söylüyorlar. Tabii çok hoş. Yani onun için yani ciddi bir yara aldı ama her şey bitmiş değil. Mesela bu hafta ikisinde çok önemli maçları var. Yospor Silopi maçı ligin şeyini değiştirir. Yospor maçı önemli. Yani Yospor yenilirse o da düşer. Yospor yenilirse o da düşer. Ben söyleyeyim. Tabii. Eğer Yospor Silopi yenerse Yospor Silopi'den... Ama asıl evet, yarış burada İlmaz şampiyonluk konusunda büyük. Ne zaman oynuyorlar? Şeyle. Bizle oynadılar. Yol Spor'la oynadılar mı? Oynadılar tabii. Beraber mi bitti? Yok, 2-1. Hem mağlup oldu. 68 mağlup oldu. Burada bu hafta Diyarbakır Yol Spor 1960 Silopi maçı var. O oynayın. Mehmet abi onu anlatmaya çalışıyor yani. Yol Spor yenerse de artar. Yani şampiyonluk yarışında da ben söyleyeyim, benim düşüncem Tatvan'la Elbak ve Bingöl arasında geçecek. Ben Kurtalan'la Yüksek Kuba'yı çok saymıyorum. Abi iki maç önemlidir. Elbak'la Tatvan'ın maçı, Diyarbakır yok, Silopi maçı. Yani bir de bir sonraki hafta Bingöl, Elbak maçı önemlidir. Onu da Bingöl'de oynadı. Bu haftayı götürelim. Mehmet Deri ve Akif Savaş bakıyor değil mi şey? Evet. Yospor'da onlar var. Ama devre arası kadroda çok değişiklik olduğu için. Yenilenmişler kadroda. Yani. Daha çok gençleştirmişler. Evet. Ya, peki. Tablo. Teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Var mı eklemek istediğiniz? İyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Ben çok kısa bir şey söyleyeyim. Buyurun. Yani muhtemelen benim kendimle ilgili olarak söyleyeyim. Gazi Osman Paşa maçından sonra herkese sevgi ve saygılarımızı sunacağız. Herkesi çok seviyoruz. Aynen. Allah büyüktür. İnşallah Diyarbakır Spor'u bu sene şampiyonluğunu getirip bu kente armağan edip ki inşallah kısmetse evet, yapacağız. Ondan sonra da kararımızı vereceğiz. Hasetçiler de kaybetmeye devam edecek. He. Varlığımızdan dolayı eğer veriyorsak rahatsızlık, aynen, kusura bakmayın, özür dilemiyoruz. Bir de varsa günahlarımız varsa günahlarımız onların sayesinde azalıyor. Ama şunu söyleyeyim. Olsun olmalı da ya.
dostluklar önemlidir. Herkesle arkadaş olabilir insan. Herkesle arkadaşlık kurabilir. Ama herkesle dost olunmaz. Olmaz. İnsan dostuna dost demişse yanlışıyla, eksiğiyle, fazlasıyla dostluğunu kabul etmiştir. Sıkıntılar yaşanabilir, küskünlükler olabilir. Ama bir kereden böyle kırıp, döküp, yıkıp atmakla olmaz. Sahte hesapla da yazılmaz. Olmaz. Yani, fakat o yüzden biraz aklı selim, sakin düşünüp kızgınlıkların, o hırsın, sinirin bertaraf olmasını beklemek daha doğrudur. Hele bir diyor ya, sabah ola hayran. Hele bir sahte hesaplar bir ortaya çıksın, görüşürüz. O milletin sorunu. O artık çıktığı zaman yılbaşında dansöz oynatılıyordu ya. İnşallah çıkar abi. O sahte hesapların isimleri ortaya çıktığı zaman biz de dansöz gibi onları piyasaya sunacağız. Ya sürersen değil de o zaman da işte sevdiğimiz insanları, değerleri, dostları hepsini yükleyecekler. İşte vazgeçesin, olmasın, olursa vazgeçesin, yapmasın, yapılmasın. Yok. Tabii o zaman... Bir sabah ansızın... Gelemezler. Yok, gelemezler. Baktın yayınlanmış. Hayır, o yayınlanmış ayrıdır da birileri gelip alıp götürebilir onları, o anlamda diyorum. Ansızın birileri gelir, alıp götürüyorlar. Alıp gitsinler lan. Allah herkes hak ettiğini yaşayacak. Aynen. Ne demiş Peygamber Efendimiz? Hak ettiğiniz gibi yönetileceksiniz. Ve hak ettiğinizi yaşarsınız. Can TV ve Spor Ekstra'ya, özellikle İbrahim Baran'a bize bu şansı verdiği için, desteği verdiği için kendisine teşekkür ediyoruz. Mehmet Altındağ ve Safet Azbay yine yorumlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sizin bize vermiş olduğunuz destek çok önemli. O şevki, o sevgiyi, o enerjiyi sizden alamadığımız gün bu programın kepengini kapattığımız gündür. Onu söyleyelim. O iletişim, o sıcaklık devam ettiği sürece de ve Allah izin verdiği sürece, sağlık verdiği sürece bu ekrandan sizlerle sporu konuşmaya, sporda olan biteni sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. İnşallah haftaya güzel haberlerle, hem Diyarbakırspor hem Ahmet Spor'la ilgili güzel, bizi mutlu edecek olan haberlerle karşınızda olacağız. Haftaya kadar esenlikle kalın, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.